Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı başlangıcında bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün meclis açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop oturum başkanlığını yaptı, bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı mecliste genel kurulda yaptığı konuşmada ekonomiden dış politikaya ve iç siyasete kadar pek çok konu başlığına değindi. Saat 16 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sayın Yılmaz Ateş yayınımız olacak ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Bolluk yayınımız olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları hem de iç politikadaki gelişmeleri ayrıntılarıyla ele alacağız. Günlüğe başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri kara gücü ilan etti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP için harekete geçti. Amerikalı 10 senatör Joe Biden'a gönderdiği mektupta HDP'nin kapatılması davası ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna dikkat çekti. Türkiye'deki demokratik çöküşten Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumludur ifadelerine yer verilen mektupta Biden'dan Türkiye'ye karşı harekete geçmesi istendi. Making it clear that we support opposition leadership. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Mecliste varlığını sürdüren bir parti an itibariyle legal. Türkiye'de muhalefet eliyle HDP meşrudur tartışmaları yürütülürken Amerika Birleşik Devletleri'nden de muhalefeti destekleyen bir adım geldi. Atlantik, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kurtarmak için harekete geçti. Ve HDP'nin bu konuda muhatap olarak alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum ve çok kıymetlidir gerçekten. Amerikalı 10 senatör Türkiye hakkında Joe Biden'a mektup gönderdi. Mektupta HDP'nin kapatılması davası, partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ve belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi. Mektupta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi. Hükümete de Türkiye'nin Kürt nüfusunu haklarından mahrum etme, ülkedeki siyasi çoğulculuğu baltalama ve kontrolünü sıkılaştırma suçlaması yapıldı. Senatörlerin mektubunda PKK ve FETÖ'ye yönelik terörle mücadele operasyonlarıyla devam eden terör davaları da hedef alındı. Gözaltı ve tutuklamaların temelsiz suçlamalara ve iftiralara dayandığı iddia edildi. Türkiye'de demokratik çöküş yaşandığı ileri sürülen mektupta çöküşten Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumludur denildi. Amerikan Başkanı Biden'a Türkiye'ye karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'yi dağıtmaya yönelik artan çabalarını şiddetle kınamanızı ve Türkiye'de daha fazla demokratik gerilemeyi önlemek için Avrupa Birliği'nden ortaklarımızla birlikte çalışmanızı istiyoruz. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ekonomi gündemiyle devam edelim. Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber geldi. Doğalgaz fiyatlarına %15 zam yapıldı. Son 27 günde ikinci kez zamlanan doğalgaz artış oranı %30'u aştı. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza bir kez daha zam yapıldı. 3 Eylül'deki %15'lik zamdan sonra bugünden geçerli olmak üzere doğalgazda ikinci kez %15 fiyat artışı yapıldı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Ekim'de uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi. Ekim'de sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife Eylül'deki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için %15 artışla 2358 lira oldu. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine %15 artışla 2724 lira oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Özer, 6 Eylül'den bu yana salgın önlemi için kapatılan 5900 sınıfın tekrar açıldığını söyledi. Bakan Özer, oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum, okulları kapatmayacağız vurgusu yaptı. Bulaşın okuldan kaynaklandığıyla ilgili bilimsel bir veri yok. Yani ve virüs okulu seçmiyor. Yani okulda bulaşayım ama okul dışı ortamda bulaşmayayım diye bir şey yok yani. Olmaz. Önemli olan kurallara riayet etmek.
aşı imkanı varsa aşı olmak, yoksa PCR ile ilgili önlem almak, diğer taraftan maske, mesafe ve hijyenle ilgili gerekli önlemleri almak. Bakın size şey grafiği de göstereyim. Arkadaşlarımız hazırladılar. Bu 6 Eylül'den itibaren şu ana kadar olan kapanan sınıf oranları. Hmm. Yani günlük olarak kapanan ve açılan sınıfların, ki başlangıçta kapanma ön planda, daha sonra açılmalar, 14 gün sonra açılmalara devreye girdi. Toplam sınıf sayısına oranı. Yani yüzde kaç sınıfımız günlük olarak kapanıyor. Gördüğünüz gibi %1'in altında bir dağılım var. Yani. Sadece devlet okulları değil. Bizim 57.108 tane devlet okulumuz var. Geriye kalanları özel öğretim kurumları. Biz tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde şu ana kadar yaklaşık 5.900 sınıf açıldı. Kapatılan sınıf tekrar açıldı. Covid ile hayatı normalleştirmek istiyorsak bu rutine alışmak zorundayız. Ve şu andaki oranlarımız bizim açımızdan kaygı verici bir düzeye, alarm verecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Asiltürk 13 Eylül'de eşiyle birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül'de rahatsızlanmış, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle ilgili Saadet Partisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk hakka yürümüştür. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. 25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde eğitim aldı. Serbest müşavir mühendislik 14 ve 15. dönem Ankara, 19, 20 ve 21. dönem Malatya Milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP davası sebebiyle yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreli siyasetten yasaklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimiz ve camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet, makamı âli olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Bugün vefat haberini aldığımız Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden çok kıymetli abimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Suriye vurgusu yapıldı. Suriye'de sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşmasını engelleyeceğine işaret edildi. Terörle mücadele operasyonlarının başarı ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Yaklaşık 3,5 saat sürdü toplantı. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye'de taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşmasındaki sorumlulukları üzerinde durulduğu belirtildi. Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edildi. Toplantıda terörle mücadeleye ilişkin sunum yapıldı. PKK-KCK, PYD-YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla operasyonların icra edildiği ifade edildi. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meselelerle düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı, çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edildiğine dikkat çekildi. Bu durumun hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtildi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizildi. Toplantıda Afganistan'da yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi. Türkiye'nin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulandı. Uluslararası topluma, insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.
Toplantıda Afrika kıtası genelinde terör, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların artma ve yayılma eğiliminde olduğu belirtildi. Türkiye'nin Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisiyle kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi. MGK bildirisinde yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri gibi belirtilerle daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine de dikkat çekildi. Küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna da işaret edildi. Türkiye'nin her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşeni yapacağı ifade edildi. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamın ardından günlük devam edecek. CHP sözcüsü Faik Özrak, partisinin genel merkezinde açıklamada bulunuyor. Faik Özrak'a dönelim. Ve o iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında söylediği şu sözler bizim siyaset yapma anlayışımıza yön vermektedir. Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi bu ülkenin düzeni için İç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi de çözümlenmiştir. Gelecekte de oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. Bu anlayışla biz de milletimiz de pespaye şahsın vesayet rejiminden kurtulmak istiyoruz. İşte bu nedenle yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge, denetimi sağlayacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, ülkemizi huzura, refaha kavuşturacak, yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu ülkeye getirmekte kararlıyız. Millet İttifakı'nın iktidarında milletimizin her kesiminden demokrasi ve özgürlük aşığı dostlarımızla beraber bu kutlu hedefe ulaşacağız. Milletimizin kaderine pranga vurmak isteyen bu ucube tek adam vesayet rejimini tarihin çöplüğüne milletimizle beraber göndereceğiz. Değerli basın mensupları, yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı. Önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar sağanak olup yağmaya başladı. Bu hafta benzinin vergisiz fiyatına 29 kuruş. Likit petrol gazının gazına da 71 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı Eşel Mobil kullanılarak vergiler düşürülerek şimdilik pompaya yansıtılmadı. Ama fahiş LPG zammı yansıtıldı. Dün yine sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %15 zam geldi. Bu üst üste ikinci zam. Dün akşam EPDK elektriğe zam olmadığını açıkladı. Tamam. Ama 1 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanması gereken dördüncü çeyrekle ilgili elektrik tarifesi ortada yok. EPDK kararları bugüne kadar kurumun internet sitesinde yayınlanıyordu ay sonlarında. O da yayınlanmadı. Şimdi soruyoruz neden? Anlaşılan kış gelirken elektrik zamlarının da eli kulağında. Ama yapılacak zammın boyutu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sonuna kadar kullanıldı. Vergiler dibe vurdu. Böylece enflasyon rakamları 2,5 puan daha düşük gösterildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığı söylüyor. Milletimize geçmiş olsun. Memur maaşları, emekli aylıkları bu makyajda enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Enflasyona yapılan bu ağır makyajın bütçeye de maliyeti var. Tam 46 milyar lira.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık mızrak çuvala sığmıyor. Eşel mobil sistemi dibe vurdu. Vergiler sıfırlanma noktasına kadar geldi. Artık bundan sonra akaryakıttaki tüm fiyat artışları aynen pompaya da yansıyacak. Yani vatandaşın cebine yansıyacak. Önümüzdeki günlerde akaryakıta çok daha büyük zamlar kapıda. Bütün bunlara rağmen enflasyon yeterince düşürülemedi. Makyaj yetersiz kaldı. Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Ama reisinden faizi indirme talimatı alan Merkez Bankası Başkanı, enflasyon reisimize uymuyorsa reisimize enflasyon uyduralım diyerek oyun oynanırken kuralı değiştiriverdi. Artık dedi, tüketicinin enflasyonuna değil, enflasyonun çekirdeğine bakacağım. Bunu dediği andan itibaren de Türk lirasının değeri gün görmüş kar gibi erimeye başladı. Başkan bir de emir demiri keser deyip nedenini kimseye açıklamadığı bir faiz indirimini de yaptı. Bankanın yerlerde sürünen itibarını tamamen yok etti. Son 3 haftada milli paramız Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında %6,5 değer kaybetti. Ve bu iğneden ipliğe her şeye yeni zamların yolda olduğu anlamına geliyor. Kurdaki son hareketlenmenin önümüzdeki dönemde enflasyona yapacağı katkı öyle gözüküyor ki 1 puandan fazla olacak. Ha, bunu ben söylemiyorum. Yine Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı çalışmalar söylüyor. Ama Merkez Bankası koltuğunda oturan saray komiseri doğrusu reisini aratmıyor. Bu işi ben yapmadım. Bu kurun yukarıya doğru gitmesinin nedeni yok. Kurdaki yükselişin çoğu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı diyor. Tamam. Madem Türk lirasının değer kaybı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı, o halde son 3 haftada Türk lirası neden Bulgar levasına karşı %4,3, İran riyaline karşı %6,5, Pakistan rupisine karşı da %5,3 değer kaybetti? Bulgaristan, İran, Pakistan merkez bankaları Türk parasını pul edecek hangi kararı aldılar? Yani milletimizin aklıyla daha fazla alay etmeyin. Milletin canı zaten burnunda. Milletin sabrını artık zorlamayın. Dünyanın en bereketli topraklarındayız. Ama milletimiz yaz gününde bile sebzeye, meyveye yaklaşamadı. Kış gelirken konserve yapamadı. Mutfaklar yangın yerine döndü. Yasayla ülkede enflasyonu önleme görevi verilen Merkez Bankası'nın itibarını yerle bir edip etkisizleştiren Erdoğan, sonra çıktı, bu işi ben yapmadım, zincir marketler yaptı dedi. Bugün de biraz işleri bakmış zincir marketler, herhalde çok itiraz ettiler ki hava şartlarından olduğu, iklim koşullarından olduğu gibi bir takım gerekçeler daha pahalılığa ilave etmiş. Şimdi bu zincir marketlere göstermelik racon kestiniz. Bu şekilde kendi yanlışlarınızın üstünü kapatacağınızı sandınız. Baktınız ki bu da olmuyor. Şimdi hava şartlarına, işi hava şartlarına bağladınız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu zincir marketleri büyütüp bu günlere getiren sizsiniz. Kaldı ki sizin tarımı emanet ettiğiniz beceriksiz bakanınız bir zincir marketten gelmişti. Onu oradan transfer etmiştiniz. Yine aynı Tarım Bakanı'nın yardımcısı da bir başka zincir markette üst düzey yöneticiydi. Anlaşılan kurda kuzuyu emanet etmişsiniz. İşte bu anlayışın elinde Türk tarımının hali ortada. Çiftçilerimiz girdi maliyetleriyle ürün fiyatları arasında eziliyor. Son bir yılda DAP gübrenin fiyatı %142, üre gübrenin fiyatı %120 zam gördü. Şu anda azotlu gübrede çok büyük bir kriz yaşanıyor. Bu gübrelerde fiyatlar artık an be an değişiyor. Ne yazık ki bu büyük zamlarla çiftçilerimiz tarlalarına gübre atamayacak duruma geldi.
Gelecek yıl verim daha da düşecek. Bu yıl kuraklık nedeniyle düştü. Gelecek yıl bu verim daha da düşecek. E sonuç, mutfaklardaki yangın büyümeye devam edecek. Besicilikte uğraşan üreticilerimizin hali de perişan. Yeme artık para yetişmiyor. Son bir yılda ettik piliç yeminin fiyatı %62. Yumurta yeminin %46. Besi yeminin fiyatı %53 zam gördü. Üretici 1 litre sütle 1,5 kilo yem alması gerekirken şimdi 1 litre süt satıp ancak 1 kilo yem alabiliyor. Döviz kurlarında neden olduğunuz kötü yönetim nedeniyle ne zincir market ne hava şartı ne bir şey. Döviz kurlarında sebep olduğunuz artışlar bu maliyetleri de fiyatları da daha arttıracak. Ama tabii bunlar Erdoğan'ın umurunda değil. Kendi sorumluluğunu zincir marketlere yüklemeye çalışıyor. Fahiş fiyat artışları deyip fiyat etiketlerini suçluyor. Göstermelik denetim ve cezalarla milleti uyutabilirim sanıyor. Meşhur laf var. Başarılı yol bulur, başarısız bahane bulur. İşte 19 yıllık yönetiminin sonunda Erdoğan'ın hali tam da bu. Hayat pahalılığına çare bulamıyor ama bahane buluyor. Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayacaksın, bankanın 128 milyar dolarını damadınla beraber buharlaştıracaksın, ekonomiyi dışarıdan gelecek dalgalara karşı tahkimatsız, savunmasız bırakacaksın, tarımı bitireceksin, çiftçiyi perişan edeceksin, tarladan sofraya gıda tedarik zincirini güvence altına alacak hiçbir düzenleme yapmayacaksın, yıllarca esnafımızı zincir marketlere ezdireceksin, sonra da çıkıp marketlerdeki fahiş fiyat etiketlerini suçlu ilan edeceksin. Adama sorarlar. Bu ülkede hükümet yok mu? 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bugün paramız pul olduysa, mutfaklar yangın yerine döndüyse, millet pahalılıktan yıldıysa, Erdoğan şahsım hükümetinden sıtkı sıyrıldıysa sebebi bellidir. Beceriksiz Erdoğan şahsım hükümeti sebep, hayat pahalılığı ise sonuçtur. CHP MYK toplantısı sonrası CHP sözcüsü Faik Öztürk partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. Şimdi bir kısa araya gideceğiz. Aranın ardından günlüğe devam edeceğiz. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı bugün itibariyle başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop oturumu yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Meclis Genel Kurulu'na bir konuşma yaptı. Ulusal Kanal muhabiri Buse Gençtürk ve Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir de konuşmaları takip etti. Şimdi sözü mecliste bulunan arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Evet, meclisin yeni yasama dönemi özel oturumuna saatler 14'ü gösterdiğinde açıldı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Meclis Genel Kurulu'nda peki kimler vardı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de özel oturumu yerine takip etti. Bunun yanı sıra kuvvet komutanları da Genel Kurul'da özel oturumda yer aldı. Evet, Genelkurmay Başkanımız da Genel Kurul'daki oturumda bulunuyordu. Şimdi bugünkü konuşmaları değerlendireceğiz. Hem Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını değerlendireceğiz. Yanımızda da Gürkan Demir, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Buse. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Siz de yerinde takip ettiniz genel kurulu, özel oturumu. Öncelikle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından başlayalım isterseniz. Sayın Şentop, açılış konuşmasında emperyalizme karşı mücadele mesajları verdi. Neydi bu mesajlar? Evet, aslında iki konuşma oldu bugün Meclis Genel Kurulu'nda. İki konuşmanın da birbirine en yakın bölümleri bu kısımlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin emperyalizme karşı hem içeride hem dışarıda verdiği mücadele temelinde de terörle mücadele var.
Mustafa Şentop meclis başkanımız konuşmasında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki vatanımız üzerine kirli hesaplar yapanları bir karış toprağımızda veya mavi vatanın bir damla suyunda gözü olanları önce ikaz ederiz. Gereğini yapmazsa ikna ederiz. O da olmazsa def ederiz ifadelerini kullanıyor. Ve aynı zamanda uluslararası örgütlerin fonksiyonlarının da sorgulanmaya başladığına dikkat çekiyor. Yani bugün uluslararası toplum dediğimizde işte Birleşmiş Milletler var, NATO var. Özellikle fonksiyonlarının sorgulandığı iki kuvvet bunlar işte. G7 ülkeleri var. Her dönem Avrupa Birliği var. Her dönem kendi işlerinde ayrılıklar yaşayan, çatışmalar yaşayan, birçok konuda her geçen yıl daha da çok ayrışmaya başlayan birlikteliklerden söz ediyoruz. Burada en çok çatırdayan veya Sayın Şentop'un ifadesiyle uluslararası örgü fonksiyonları sorgulandığı, en çok fonksiyonu sorgulayan yapı bugün NATO olmuştu. Yani NATO oldu. İşte Türkiye'nin terörle mücadelesinde iktidarın açıklamalarıyla söylüyorum yalnız bırakılması konusu veya işte 15 Temmuz'u Türkiye'de yapan bir kuvvetten bahsediyoruz NATO. Sayın Şentop'un bu noktada buna dikkat çekmesi önemli. Bir diğer başlık ise Sayın Şentop da şunu söylüyor. Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara dur diyen mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye var diyor. Bakıyoruz şimdi Türkiye nerelerde var? Karabağ'da var. Neye karşı? Amerika'nın orada bölmek istediği veya Atatürk sisteminin orada bölmek istediği bir yapı vardı. İşte Ermenistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtma, Azerbaycan'a kışkırtma, bölgedeki sükunetin bozulmasına yönelik girişimler vardı. Türkiye orada var. Türkiye nerede var? Sayın Şentop'un konuşmasındaki başlık Mavi Vatan. Kime karşı var Mavi Vatan'da? Amerika'ya karşı. Amerika'da boş durmuyor. Tabii namlularını Türkiye'ye yönetmiş durumda. Türkiye de ona karşı hamle yapıyor Doğu Akdeniz'de. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte Maraş'ın açılması adımları, Sayın Erdoğan'ın konuşması da vardı, oraya geleceğim. Tamamen açılması konusunda Amerika'ya karşı Türkiye var. En önemlisi Suriye'de. Suriye'de Amerika'nın oluşturduğu, büyüttüğü, beslediği, donattığı ve halen bütün bu faaliyetleri sürdürdüğü terör örgütü PKK-PYD var. Türkiye ona karşı yapmış olduğu 3 büyük askeri operasyonla dikilmiş durumda. Irak'ın kuzeyinde zira bu şekilde. Afrika'da işte bugün Somali'de varız. Yani bütün o coğrafyada var olmaya çalışıyoruz. Oraların ülkeleri sömürge şeklinde değil de o ülkelerinde refah ve kalkınma seviyelerini yükseltecek şekilde o ülkelerde var oluyoruz. Yani Amerika'nın dünyadaki o hegemonyasını kaybettirecek ne kadar cephe varsa Türkiye o bütün cephelerde onlara karşı konumlanıyor ve Sayın Şentop'un bu açıklamasını da bu şekilde yorumlamak mümkün. Evet. Aslında bugün birlik mesajları da vardı Meclis Genel Kurulu'nda. Hı hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını da sormak istiyorum sizlere. Özellikle kuraklık ve girdi maliyetlerinin artması gündemde. Ankara'nın da gündeminde ve fahiş fiyatlarla mücadele de Ankara'nın gündem başlıklarından bir tanesi. Buna ilişkin önlemlerin alınması gerektiği yönünde Erdoğan mesajları da var. Neydi bu mesajlar peki? Şimdi evet, girdi maliyetleri, kuraklık etkisi falan, bu tartışma şeyden başlıyor. Fahiş fiyatlar, yani son dönemde işte market fiyatlarının yükseltilmesi, market zincirleri tartışması konusu falan filan. Bakın dün Ankara'da Amasya'dan gelen, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden, ilçelerinden gelen merkezine çiftçiler vardı değil mi? Tarım Kredi Kooperatifi'nin önüne gittiler. Oradan seslendiler. Niye geldiler onlar Amasya'dan Ankara'ya? Bu kredi batağının içerisine, faiz batağının içerisine düşmüş çiftçilerimiz seslerini duyurmak için Ankara'ya geldiler. Ne diyor bunlar? Bizim borçlarımızı yapılandırın, biraz erteleyin, faizi silin, biz de üretelim ve borçlarımızı ödeyelim. Ve daha vahimi, bizim elim şu olmaya başladı artık, tarlanın ortasında traktörüyle çiftçi tarlasını sürerken haciz koyuluyor, kamyona yükleniyor ve götürülüyor. Bu olmasın istiyorlar. Maalesef o vatandaşlarımızın içerisinde tam da bunu yaşayan yurttaşlarımız, çiftçilerimiz vardı. Artık üretemez hale düşmüş durumdalar. Biz bu fahiş yüksek, bu yüksek fiyatları eğer düşürmek istiyorsak önce onlara kulak vermemiz gerekiyor. Onlar ne istiyor? Üretici ne istiyor? Üreticiyi nasıl rahatlatabilirim? Girdi maliyetlerini nasıl düşürebilirim? Bugün gübre konusu var, yem konusu var, işte saman konusu var, tartışılıyor, ithal konusu sürekli gündemlere geliyor. Arpa, buğday veya hububatta işte gümrük vergilerini sıfırlama filan. Siz bunları yaparsanız
Kusura bakmayın ama marketler de bunu yapar. O yüzden Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasına dikkat çekmek önemli. Kuraklık ve girdi maliyetlerin etkisini azaltmak için hedefler koyduklarını ifade ediyorlar. Güzel. Bu hedefler doğrultusunda da ifade ettiğim gibi dün Ankara'ya gelen çiftçiye kulak vermeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde bu girdi maliyetleri tartışmasını ve ürünlerin yüksek fiyatları tartışmasını ortadan kaldırabiliriz. Diğer türlü kaldıramayız. Aksine her geçen gün artar. Bakın siz traktörü alıp gittiğiniz zaman o çiftçi domates, biber, salatalık, patlıcan ekemeyecek. O ekemeyince ne olacak? Piyasada az bulunacak. Piyasada az bulununca haliyle bu ürünlerin fiyatları da maalesef yükseltilecek. Yükselmek zorunda kalacak. Diğer yandan az üretilen ama aynı zamanda da pahalı üretilen bir üründen bahsediyoruz. İşte mazotu, gübresi, yemi vesaire söylediğim girdi maliyetler çok. Enerji, elektrik, su bunları da düşürmezseniz zaten az olan ürünler pahalıya giderken bu pahalılık 2-3 katına çıkacak. Bakın Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da çiftçiler elektrik borcunu ödeyemediği için üretemiyorlar. Siz eğer bu yüksek fiyatları düşürmek istiyorsanız onların bu oradaki çığlıklarına kulak vermeniz gerekiyor. Bu açıdan Sayın Erdoğan'ın bu altını çizdiği noktayı böyle değerlendirebiliriz. Evet, bir de tabii Sayın Erdoğan'ın konuşmasına terörle mücadele mesajları da vardı. Özellikle son dönemde Türkiye terörle mücadelesinde başarılı ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor. Erdoğan'ın mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi. Bundan sonra da Türkiye'nin terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son derece yerinde olmuştur. Evet, bugün zaten Türkiye hali hazırda büyük mücadeleler veriyor. İran kuzeyinde, yurt içerisinde, Suriye başta olmak üzere önemli mücadeleler veriyor. Hali hazırda sınır ötesinde askerlerimiz Suriye'de bulunuyorlar. İdlib'de bulunuyorlar. Önümüzdeki günlerde İdlib sorununa ilişkin de önemli adımlar atılmasını zira bekliyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan şunu söylüyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı, tırnak içi söylüyorum, Kürt sorunu çözümü için meclis. HDP meşrudur ve adres meclistir tartışmasına Sayın Erdoğan yanıt veriyor. Önemli bir yanıt veriyor ve bu sorunun hak ve özgürlük temelinde bugün çözüldüğünü ifade etti. Bence de bugün bu sorun bu haliyle çözülmüş durumda. Somut. Bakın bir Kürtçe kanal var. Kürtçe yayın yapan kanal var. Hep propagandalarda öne sürülen bir şeydir ya bu. İşte Kürtçe konuşturulmuyor, konuşturma. Yalan. Diğer yandan Diyarbakır'dan Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya her yerde Kürtçe ezgiler, Kürtçe müzikler çalıyor. Kürtçe şarkılarda halaylar çekiliyor. Evet. Bu da boş. Diğer yandan üniversitelerde çeşitli bölümler açılıyor Kürtçe üzerine. Bu açıdan da boş. İşte baskı, Kürt yurttaşlar şöyle baskı görüyor, böyle baskı görüyor. Hastanede şöyle, yargıda böyle. Kesinlikle bu da söz konusu değil. Yani özgürlük ve demokrasi açısından büyük oranda çözülmüş bir meseleden bahsediyoruz. Bu saatten sonra siz eğer silahla yanıt vermezseniz ülkenizin bölünmesine yol açarsınız. Bu öneri de bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına getirilmesinin bir ürünüdür. Yani bölünme. Siz mecliste neyi çözeceksiniz? Silahları susturalım diyorsunuz. Yani Türk ordusunun operasyonları durdurulsun. PKK ne olacak? Burada bir nefes alacak. Geçmişte açılım döneminde bunu yaşadık. Operasyonlar durdu. Kentlerimizi mayınlarla döşediler ve terör örgütü katılım aldı. İşte kendisine çocukları kaçırdı, bir şeyler yaptı. Eğitti, donattı, kadrolar oluşturdu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Yani terör örgütünün nefes aldığı bir dönem. Yeniden terör örgütü nefes alsın istiyorlar. Diğer yandan mecliste çözelim derken hukuki, yani yasal, kanuni düzenlemeler yapmak. Burada ne var? Burada bir işte Avrupa Yerel Yönetimi özellik şartlarında CHP'nin çekinceleri kaldırma hedefi var. İşte bu konuyu meclise getirerek o çekinceleri kaldırmak istiyor. Yani Türkiye'de bir özellik sisteminin inşa edilmesi. Bu bir Türkiye'de bölünmeye getirir. İkincisi işte ana dilde eğitim meselesi. Yani Türkiye'de dili Türkçedir ibaresinin değiştirilmesi. Yanına virgül 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 koyarak yeni tanımlamalar, yeni ifadeler getirilmek isteniyor. Türkiye'de siz tek dili sağlamazsanız milletin birliğini sağlayamazsınız. Tek dil, tek millet, tek birlikteliği, bu birlikteliği ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz.
işte mecliste çözelim diye işaret edilen şeylerin temelinde esasında bu yatıyor. Siz mecliste bunları oluşturursunuz ve sizin tarif ettiğiniz gibi Kürt sorunu böyle çözmüş olursunuz. Bu da ne getirir Türkiye'ye? Bölünme getirir. Keza HDP'den de yaklaşık iki gün önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirilmeden Kürt sorunu çözülemeyeceği yönde bir açıklama. Evet, yani işte bu işaret ettiğim ana dil eğitim konusu, Türkiye'nin dili Türkçedir ifadesini değiştirmesi, yerel yönetimde yani Türkiye'nin üniter yapıdır diye tarif ediliyor. Bu üniter yapının bozulması ve federatif ya da özellik sisteminin inşa edilmesi gibi konu başlıklar. HDP'nin istediği bu. CHP'nin işaret ettiği de esasında tam bu oluyor. Sayın Erdoğan'ın bu açıdan bu vurgusu önemli. Ve şunu söylüyor. Bu sorunun yeniden istismar edilmek istendiğine dikkat çekiyor Sayın Erdoğan. Evet, bizce de bence de böyle. Bu sorunu istismar etmek istiyor Millet İttifakı cephesi. Sadece istismar değil, bazı projelerini hayata geçirmek istiyorlar. Sayın Erdoğan istismar olarak tarif ediyor. Önemli. Meclis kürsüsünden PKK'yı titreten Sayın Erdoğan ifadesiyle Diyarbakır anneleri. Diyarbakır annelerine Sayın Erdoğan mesaj göndermiştir. Zaten ziyaret etmişti. Selam gönderdi. Evet. Selam gönderdi. Meclis çatısı altından onları selamlaması da büyük önem taşıyor. ABD'nin ismini vermedi ama üstü kapalı olarak şunu söyledi. DEAŞ bahanesiyle terör örgütleri destekleniyor ifadesini kullandı. Kim destekliyor burada DEAŞ bahanesiyle? Amerika destekliyor. Ve şunu söylüyor Sayın Erdoğan. Sınırlarımızın güneyinde bir veya birkaç terör koridoru oluşturmasını engelledik diyor. Evet, Türkiye üç büyük operasyon yaparak orada terör koridoru oluşturmasını engelledi. Sayın Erdoğan buna dikkat çekiyor. Evet. Bu açıdan da önemli ve güvenlik stratejisini değiştirerek bu adımları yaptığımızı söylüyor. Bu güvenlik stratejisini değiştirmesi konusu da terörün kaynağında kurutulması konusu. Türkiye bu konuda son yıllarda ciddi bir yol kat etti. Özellikle son dönemde nokta terör operasyonlarıyla, nokta atışlarla terör örgütün sözde üst düzey liderleri peş peşe etkisiz hale getirilmeye başladı. Bu açıdan Türkiye'nin terörle mücadele geldiği noktaya bakarak Sayın Erdoğan'ın bu değerlendirmesi de olumlu ve yerinde olmuştur. Buyurun, şey mi? Son mesajları, yani Amerika'ya özellikle sert tepkileri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle özellikle Biden yönetimini eleştirdi. Yani aslında Amerika çok uzun yıllardır zaten terörü destekliyor. Evet. PKK'dan PYD'yi desteklemeye başladı. Kurdu da IŞİD'i kurdu, oluşturdu, El-Kaide vesaire derken birçok terör örgütünü kurdu, yetiştirdi zaten. PKK, PYD bunlardan bir tanesi. O açıdan Sayın Erdoğan'ın terörle mücadelenin devamına yönelik mesajları meclisin açıldığı gün verilmesi açısından önemli. Son olarak Azerbaycan zaferine dikkat çekti. Evet, hakikaten önemli bir zaferdi. Geçen yıl Azerbaycan'ın kazandığı. Ona dikkat çekti ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Son olarak da Kapalı Maraş meselesi. Ne dikkat çekti? Oranın tamamen açılması konusunda da ne gerekiyorsa bundan sonra yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da tamam, Kapalı Maraş'ın tamamen açılması çok önemli bir adımdır. Önemli bir mesajdır. Bunları bizim artık daha ileri taşımamız lazım. Daha ileriki aşaması da işte Abazya'dan bahsediyoruz. Azerbaycan'dan bahsediyoruz. İran'dan bahsediyoruz. Abazya olduğu için Rusya'dan bahsediyoruz. Afganistan'dan bahsediyoruz. Pakistan'dan bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanıtılması meselesi. Önümüzdeki günlerde şu olsun mesela. Sayın Ersin Tatar gitsin Azerbaycan parlamentosunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletinin cumhurbaşkanı olarak hitap etsin. Gitsin Türkiye Taliban'ı tanısın. Taliban'la ilişkileri başlatsın. Sayın Ersin Tatar gitsin Taliban'ın oluşturduğu Afganistan'da Afgan Meclisi'nde onlara hitap etsin. Gitsin Abazya'ya. Abazya Meclisi'nde Abazyalılara Sayın Ersin Tatar hitap etsin. Pakistan'a gitsin, Pakistan'da hitap etsin. İran'a gitsin, İran Meclisi'nde İranlılara hitap etsin. Önümüzdeki süreçte bunu olması lazım. O zaman işte Kapalı Maraş'ı açmanın asıl hedefine ve artık daha da hızlandırmanız gereken hedefe ulaşmış oluyorsunuz. Toplayacak olursak Sayın Erdoğan terörle mücadele, dış politika ve ekonomi üç ayağı kurduğu bir konuşma yaptı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde tabii TBMM'nin de yoğun mesaisi var. Siyasi partiler kanunu var. İşte sosyal medya düzenlemesi var. İşte bu vergilerle ilgili yeni kanun teklifi meselesi var.
Bu konular işte HDP kapatılması ve HDP ile ittifak meseleleri, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalar var. Bütün bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki konu başlıkları olarak da yasama döneminde duruyor. Biz de Ankara'da bu meseleleri tabii takip etmeyi sürdüreceğiz. Son şunu sormak istiyorum. Genel kurulda özel oturumun sona ermesinin ardından aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen dışarıya çıkmadı. Evet. Bir süre Sayın Bahçeli ile sohbet ettiler, evet. Meclis Başkanlığı makamında. Sizin buna ilişkin bir gözleminiz var mı? Yani son dönemde Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli ne zaman meclis çatısı altında olsa konuşma ve oturumlardan sonra bir süre vakit geçiriyorlar. Artık bir rutin haline geldi bu. Birlikte bir çay içiyorlar. Çay içtikten sonra Sayın Erdoğan meclisten ayrılıyor ve Sayın Bahçeli ayrılıyor. Bugün de o sohbetten sonra da meclis binasından birlikte çıktılar. Yani daha önce yani sohbetten sonra ayrı ayrı çıkıyorlardı ama bugün birlikte çıktılar. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan ve bazı AK Parti ve MHP'li milletvekilleri olmak üzere birlikte çıktılar. Önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı da işte bu seçim kanunu meselesi, sosyal medya düzenlemesi ve benzeri gibi konu başlıklar için Cumhur İttifakı'nda daha sıkı temaslar olacak. O temaslardan birisini de bugün olarak değerlendirebiliriz. Bir de anayasa meselesi var. Sayın Erdoğan da dikkat çekti meclisin anayasa yapımı konusuna. Önümüzdeki dönemde meclisin bir gündem maddesi de bu olacak. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ve araca bindiler. Ha, birlikte mi bindiler? Evet, birlikte araca bindiler. Biz takip ederken basın mensupları olarak birlikte araca bindiler ve ayrıldılar. Aynı araca. Evet, meclis binasından ve başka bir ekiniz yoksa yok, teşekkür ederim. Sözü devredeceğim. Çok tamam. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gürkan Demir, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi yayınımızdaydı. Yeni yasama dönemini değerlendirdik. Mecliste bugünkü yoğun mesaimizin ardından sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. Evet, Ulusal Kanal muhabiri Buse Gençtürk ve Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir 27. dönem 5. yasama yılını yapılan konuşmaları değerlendirdi. Şimdi birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sayın Yılmaz Ateş ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Bolluk bizlerle birlikte olacak. Onlar bizim yayınımıza katılana kadar biz haberlerimizle devam ederim. Soçi zirvesine ilişkin güçlü kararlar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmeye ilişkin haberimizi getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrası Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya ile Suriye başta olmak üzere hemen hemen tüm konularda fikir birliği olduğunu vurguladı. İdlib'de mutabakatlara bağlı olarak diplomasi trafiğini artıracaklarını belirtti. Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle liderler düzeyinde telefon diplomasiyle dışişleri ve savunma bakanlarımızın, istihbarat örgütlerimizin ortak çalışmalarıyla mutabakatımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Zirvede Suriye konusu görüşülürken masaya mülteciler konusu da geldi. Erdoğan, Putin'le göç konusuna kalıcı çözüm için çalışacaklarını söyledi. Sayın Putin ile ayrıntıların ötesine geçip bu meseleye kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Erdoğan, Rusya ile savunma sanayi ve askeri konularda ortak adımlar atılacağını belirtti. S-400'lerden geri dönüşün söz konusu olmadığını vurguladı. S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil. Sayın Putin ile bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük. Uçak motorları konusunda aynı adım atacağız. Gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız olacaktır. Çalışacağız, durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesi sonrası Amerika'ya bir kez daha Suriye uyarısı yaptı. Amerika Suriye'den çıkmalıdır dedi. F-35'lerle ilgili de Amerika'ya iki seçenek sundu. ABD'nin bizim mücadele verdiğimiz terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika Suriye'den çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı. F-35'ler konusunda da 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak?
Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler. Rusya'yla 100 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türk Akım, Akkuyu Nükleer Santrali ve uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Tabii bizim 3 nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le bu 2 nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz diye de görüştük. Bu konuyla ilgili çalışalım dediler. Erdoğan Putin zirvesinde Afganistan ve Karabağ konuları da gündeme geldi. Erdoğan, Afganistan'da Taliban'la görüşme konusunda ön yargı içinde değiliz ifadesini kullandı. Taliban'ın bizle uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde bizim Taliban'la görüşmemek gibi bir ön yargımız yoktur. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Kapımız açıktır. Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamada şu an itibariyle yokuz ama ileride olabilir. Soçi zirvesinde Karabağ ve Kafkaslar'da bölgesel güç birliği konuları da gündeme geldi. Bölge ülkeleri için önerdiğim altılı platform konusunda Putin her an hazır. Zengezur koridoru bütün bölge için önemli bir imkan olacak. Burada hayata geçecek kara ve demir yolu hatları tüm bölge ülkeleri için ticari ve ekonomik fırsatlar getirecek. Azerbaycan bu koridor için geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. Tabii Ermenistan tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi yayınımıza iki değerli konuğumuzla devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkan Vekili Sayın Yılmaz Ateş ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Boğuluk yayınımıza. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük. İyi yayınlar diliyorum Ankara'da. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı başladı. Genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açılışı yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu. İç politikadan dış politikaya ve ekonomiye kadar pek çok konu başlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan değindi. Ve bir konu başlığı var ki bu hafta Türkiye'nin gündemindeydi. Pek çok kez konuşuldu. İlk önce HDP'ye yönelik açıklamalarla başlamak istiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin meşru olduğunu ve Kürt sorunu olduğunu, Kürt sorununun çözüm adresinin ise HDP olduğunu ve bu çözümün de mecliste gerçekleşebileceğini söylemişti. Ardından peş peşe buna ilişkin açıklamalar geldi. İYİ Parti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Ardından HDP bir tutum belgesi yayınladı. 11 maddelik bu belgede yine Kürt sorunu çözümünde mecliste yapılması gerektiği ifade edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da mecliste yaptığı açıklamada dedi ki biz bu Kürt sorunu denilen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Terör örgütleri dahil her kesim tarafından da istismar ediliyor. Bu konu tehditleri kaynağında yok etme anlayışımızla terör koridoru açılmasını engelledik ifadelerini kullandı. Sayın Yılmaz Ateş sizle başlayalım isterseniz. CHP'den İYİ Parti'ye ve HDP'ye kadar Kürt sorununda meclisi işaret eden açıklamalar sizce ne anlama geliyor böyle bir dönemde? Şimdi doğrusu ne anlatmak istediklerini anlayabilmiş değilim ben. Şu nedenle anlayabilmiş değilim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu biz HDP ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözebiliriz, resmi muhatap alabiliriz dedi. Fakat Kürt sorunundan neyi anlatmak istediğini bir tanım yapmadı. Kürt sorunu derken neler var içinde, bu sorun olarak neleri görüyor onu söylemedi. Ve bir de en önemlisi varsa bir sorun, bunun çözümünün ne olduğunu söylemedi. Oysa geçmiş dönemlerde yani 1989-91 arasında o günkü CHP mesela o konuda Doğu ve Güneydoğu'daki mesela olağanüstü hal, çevik güç, olağanüstü halden kaynaklanan sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yatırımsızlık, dil üzerindeki baskılar nedeniyle Cumhuriyet o günkü CHP bir rapor hazırladı. Çözümünü de beraberinde getirdi. Bu kamuoyunda tartışıldı. Ve o günkü sorunlar bugüne geldiğimiz noktada hemen hemen çözülmüş, ortadan kalkmış bir durumda. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sorundan neyi kastettiğini, çözüm olarak neyi önerdiğini anlamak mümkün değil. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini HDP içinde önemli bir ağırlığı olan, Türk siyasetinde de önemli bir şahsiyet olan Sayın Ahmet Türk mesela
Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ciddiye almadı. Dedi ki kardeşim bu sorun nedir? Sorundan ne anlıyorsun? Bir, onu ortaya koy. İki, bunu nasıl çözeceğine ilişkin çözüm önerilerini de söylemen lazım dedi. Arkasından da Ahmet Türk kendine göre Kürt sorunun ne olduğunu, nasıl çözüleceğini de şu kısa cümlelerle ortaya koydu. Diyor ki Kürtler bir halktır, dilleri vardır. Kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olması gerekir. Anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir. Ama bugün bir muhatap bulmak zordur. Şimdi hanımefendi, Sayın Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk genel başkanı ve değişmez genel onursal genel başkanı olduğu bir partinin genel başkanı koltuğunda oturuyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinden neyi kastettiğini çok açık ortaya koymuş. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ahaliye Türk milleti denir. Şimdi bu Türk milletinin içinde kimler var? Lazlar var, Çerkezler var, Abazalar var, Arnavutlar var, Araplar var, Türkler var, Türkmenler var. Hatta yani Türkler değil, Türkmenler var. Şimdi bütün bunların hepsi kendini bu milletin bir parçası olarak görüyorlar. Kendi sorunlarını da anayasal düzen içerisinde savunacaklarını ifade ediyorlar. Ama emperyalizmin kullanışlı bulduğu bir kesimi silahlandırdılar, eline silahı verdiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kapısına dayandırdılar. Şimdi elinde silah, hadi gelin konuşalım, hadi gelin sorunu çözelim. Nedir sorun dediğiniz zaman, mesela Sakarya Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç, meclis kapalı oturumunda yapılan bir görüşmeye çıktı. Suç işlediğimi biliyorum dedi. Ama ben dedi HDP'nin bu taleplerini bu milletin birliği, bütünlüğü için zararlı gördüğüm için partimden ziyade bir suçtan ziyade bu ülkenin geleceğini düşündüğüm için açıklıyorum dedi ve açıkladı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan kapalı oturumda HDP sözcüsü şunu talep ediyor. Gelin Türkiye'yi 25 eyalete bölelim. Bu eyaletlerden hepsi de veya isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrılsın, bağımsızlığını ilan etsin. Efendim kendi bölgelerindeki yeraltı, yerüstü zenginliklerini kendisi kullansın. Tabii onun devamı var. Ayrı bir yargı olsun, ayrı bir güvenlik güçleri olsun gibi ana dilde eğitim olsun talepleri var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu sözleri önünü arkasını düşünmeden, bayram değil, seyran değil. Nereden çıktı bu böyle Kürt sorunu, hadi gelin parlamentoda çözelim? Gündemde yoktu. Oysa gündemde olan iktidarın da çok sıkıştığı, Türkiye ekonomik olarak çok zor durumda, işsizlik ileri bir boyutta, ekonomide daralma var, gelir dağılımında dengesizlik var, ayrıca Türkiye'nin çok ciddi dış sorunları var. Türkiye emperyalizm kendi taleplerini Türkiye'ye kabul ettirmek için de Kıbrıs'ta sıkıştırıyor, Ege'de sıkıştırıyor, Suriye'de sıkıştırıyor, Irak'ta sıkıştırıyor. Tam böylesine bir ortamda da Sayın Kılıçdaroğlu hadi gelin bunu görüşelim dedi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte yaptığı hatayı da telafi edercesine dedi ki kardeşim nedir, biz bunlara karşı boyun eğmeyiz dedi. Bu sorunu biz çözdük diyor. O nedenle de tartışma böyle bir tartışma. Ama şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye'nin ulusal birliği, bütünlüğü üzerinden hiç kimse bir başka kesime güzellikler yapmasın. Yani diğerleri kabulleniyorlar ama elinde silah olana bu tavizler verilirse biz Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyamayız. Tıpkı Afganistan'da, tıpkı Libya'da olduğu gibi cemaatler, tarikatlar, aşiretler, kabileler devleti olur. Bu da Türkiye'ye çok büyük ağır bedel ödetir. Ama şunu memnuniyetle görüyorum ki Türk milleti Alevisi'den, Sunnisi'den, Lazlı'dan, Çerkezli'den, Kürt'ü, Türk'üyle bu oyuna gelmiyor. O da bizim güvencemiz. Hepimizin de bunu koruması gerekir diye düşünüyorum.
Hemen Sayın Serhan Bolluğa dönmek istiyorum. Şimdi eş zamanlı gelen talepler bunlar. Daha önce KYK ile ilgili sözde mağdurların serbest bırakılması için bazı talepler vardı ve bunlar Babacan, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener tarafından eş zamanlı olarak dile getirilmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yaptığı Kürt sorunu açıklaması ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor ve meclisi işaret eden açıklamalar. Ve bu açıklamalara bir ek daha yaparak size soracağım. Kimden destek geldi? Çok açık bir şekilde PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'tan bir açıklama geldi ve muhatap HDP'dir, çözüm yeri ise meclistir ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu'nun politikalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu tablo ne ifade ediyor bize Sayın Bolluk? Yani bu tablonun neyi ifade ettiğini yorumlamaya pek gerek yok. Anlattıklarınızın yorumu zaten kendi içinde. Ben bu KHK'lılar hatırlatması yaptınız. Bir kısa bir tarih özeti yapacağım. Şimdi bakın, bu adalet yürüyüşü sırasında biz bunlara dedik ki bonzai yutturuyorlar. Kime? İşte CHP'nin seçmenine, efendim üyesine ve benzeri. Tabii bu bir doz meselesidir. Yani önce bonzai ile başlanır, sonra yavaş yavaş daha etkili uyuşturuculara geçiliyor. Yani uyuşturucu kullanımı böyle bir şey. En sonunda da eroin var yolun sonunda. Şimdi benim gördüğüm o eroin safhasına gelinmiş durumda. Tabii biz bu arada geçen zaman içerisinde her aşamada CHP'li dostlarımız, arkadaşlarımızla bu meseleleri tartıştık. Ve dedik ki bakın, bu iş adım adım yükseliyor. Saldırganlık dozu artıyor. CHP Genel Merkezi'nin, CHP Genel Başkanı'nın ve bu sonunda, yani bu bonzai meselesini de çok iyi anlayacaksınız bizim orada ne kastettiğimizi. Orada da tabii kastedilen kısaca şuydu, onu da hatırlatayım. Yani PKK ve FETÖ ile birlikte olmaya, beraber olmaya alıştırmak. Yani CHP üyelerini, seçmenini buna alıştırmak. Mesele buydu. O zaman tam da işte mağdurlar, mazlumlar vesaire, hapiste boşu boşuna yatanlar falan gibi bir edebiyatla bu iş başlamıştı. Şimdi geldik HDP meşrudura. Yani bizzat partinin genel başkanının ağzından bunlar söylendi. HDP meşru bir partidir dendi. Anayasa Mahkemesi'nde hakkında kapatma davası görülmekte olan hakkındaki kanıtlar daha önemlisi. Yani görülmekte olan davadan öte hakkındaki kanıtlar artık onlarca klasör oluşturan, yani kapatılması yönündeki kanıtlar onlarca klasör oluşturan ve doğrudan doğruya PKK'nın meclisteki temsilcisi durumunda olan partiye CHP'nin genel başkanı HDP meşrudur, bu parti meşrudur dedi. Şimdi bu gelinen nokta tabii mesele sadece hani CHP üye ve seçmenlerini alıştırma meselesi değil. O işlerden bir tanesiydi. Bizim o gün bonzai dediğimiz olay. Ama yanı sıra işletilmekte olan bir plan var. Ona demin sayın vekilimiz de değindi, yani emperyalist projeler adı altında doğru bir Biden projesi var. Biden projesi. Nedir o Biden projesi? Türkiye'de işte bu CHP, İYİ Parti falan merkezli, tabii HDP'nin mutlaka içinde olduğu. Çünkü HDP orada olmazsa olmaz kuvvettir. O ittifak açısından, o plan açısından. Yani HDP kapatıldığı anda zaten o planın, o Biden planının çok ağır bir darbe yiyeceği çok bellidir. Bunu defalarca konuştuk gene sizin ekranlarınızda. Dolayısıyla HDP'nin de mutlaka içinde bulunduğu ama CHP ve İYİ Parti, yani gövdesini CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu bir ittifak ve bu ittifak yoluyla da Türkiye'nin kuyusunu kazmak. Ha şimdi burada başarı ölçütü ne? Yani Amerika açısından başarı ölçütü ne? Onlar diyorlar ki biz bunu iktidar yapacağız. Yani bugün muhalefette olan bu kuvvetleri HDP merkezli toplayacağız. CHP'yi, İYİ Parti'yi ve vesaireyi. Ondan sonra ve bunları işte Tayyip Erdoğan hükümetini devirip yerine bu iktidarı getireceğiz. Şimdi hedefleri bu. Fakat tabii buna ulaşmadıkları, diyelim ki buna ulaşmadıkları takdirde başarı ne? Çünkü buna ulaşmaları mümkün de gözükmüyor. Yani 2023 itibariyle veya daha öncesinde böyle bir Şer İttifakı'nın Türkiye'de iktidar olması, hani o Akşener ben başbakan olacağım falan diyor ya, ona da bizim genel başkanımız
o ancak 23 Nisan'da başbakan olur diyerek çok yerinde bir teşhis koydu. Yani imkansız görünüyor böyle bir Şer İttifakı'nın Türkiye'de iktidar olması. Fakat bu arada, yani o 2023'e diyelim ki seçimlere giden yolda veya bir erken seçim olursa o erken seçime giden yolda, daha erken bir şey, o pek mümkün gözükmüyor ama onu da olasılık sayalım. O yolda tabii Türkiye'nin zayıflatılması, içeriden vurulması diye bir mesele var. Yani Amerika'nın esas derdi de bu zaten. Türkiye'yi bir böyle karmaşa içinde, bir karışıklık içinde tutmak ve Türkiye'nin bir türlü abad olmaması. Amerika'nın temel hedefi bu. Asya'ya doğru bir rotamız var. Bu artık iyice netleşti. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin arasındaki zirveyle beraber, oradan sonraki açıklamaları hep beraber izledik. Bu zirveyle beraber Türkiye'nin o rotası, Atlantik'in çöküşü ve Asya'nın yükselişi ve Türkiye'nin de o gerçek yerinde, yani Asya'daki yerini alması şeklindeki rota giderek kuvvet kazanıyor. Tabii bütün mesele bunu önlemek Amerika açısından. Bunu önlemek. Ha, bunu önleyemez, ayrı mesele. Ama en azından burada yolumuza taşlar koymak, işte engeller koymak, maniyalar koymak vesaire. Önümüze çukurlar açmak, efendim kayalar koymak o yola. Böyle bir strateji izliyor Amerika. Şimdi CHP ve İYİ Parti'nin özellikle oynadıkları rol de bu. En son bu tabii HDP meşrudurla gelinen yerde, yani diyelim ki kapatılacak bir partiye meşrudur diyerek PKK'yı aslında meşru göstermek, tabii işin artık zirvesi. Yani buradan ötesi de pek yok. Onu söyleyeyim. Yani bu gelinen son nokta ve CHP'nin ben gördüğüm kadarıyla tamamen Türkiye karşıtı bir konuma, Türkiye düşmanı bir konuma yerleştiğini söylemek de yanlış olmaz. Bütün bu son gelişmelerle beraber. Çünkü bu burada da kalmıyor. Yani bu hani genel başkanın diyelim ki bir toplantıdaki bir ifadesinden de ibaret değil. Bütün bir genel merkez, CHP'nin bütün genel merkez kadroları büyük bir böyle şevkle bu hedef için açıklamalar yapıyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar, çabalıyorlar. Ha, bu HDP'ye yetmiyor. Ev zamanlı bir sesten bahsediyoruz. Tabii, biraz HDP'ye sorularla yetmiş. Devam edeyim isterseniz Sayın Balık, toparlayalım. Sayın Yılmaz Ateş'e döneyim hemen ben. Şimdi yine aynı mevziden devam edeceğim aslında. Serhan Boğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceğim. Toplamda eş güdümlü bir açıklama silsilesi görüyoruz. Sadece Genel Başkan Kılıçdaroğlu değil, tüm CHP'li üst düzey yöneticilerden gelen benzer açıklamalar var. Benzer açıklamaların geldiği bir yer daha var. Şimdi bir hatırlatmayla gideceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 senatör harekete geçerek şöyle bir mektup gönderdi Amerikan Başkanı Joe Biden'a. HDP'nin kapatılması davası ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna dikkat çekiyorlar. Türkiye'deki demokratik çöküşten Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumludur diyorlar. Ve Amerikan Başkanı Biden'ı Türkiye'ye karşı harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorlar. Şimdi Amerika'dan da aynı zamanda HDP'yi meşru kılan ve tüm tutukluların serbest bırakılmasını isteyen bir mektup gelmesi ne anlama geliyor sizce Sayın Yılmaz Ateş? Seda Hanım, sorun HDP'nin meşru sayılıp sayılmaması sorunu değil. Çok daha ciddi boyutlarda. HDP şu anda Anayasa Mahkemesi'nde eğer yargılanıyorsa bu demek ki meşru bir partidir ki meşruiyet dışı talep ve uygulamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde uygulanıyor, yargılanıyor. Zaten meşru olmasa Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmaz. Fakat burada daha tehlikeli boyutlarda olan bir olay var. O şuradan kaynaklanıyor. Hatırlarsınız Sayın Biden daha aday iken kalktı dedi ki İstanbul'daki seçimleri muhalefete biz kazandırdık dedi. CHP'li, yeni CHP daha doğrusu hiçbir yöneticisi çıkıp ya bir saniye bizi bu millet iktidara getirdi. Sen de ne oluyorsun? Gölge etme, başka ihsan istemeyiz demediler. Onu işlerine sildirdiler. Arkasında Biden seçildi. Daha resmen göreve başlamadan Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir iştahla kutladı ve bir sivil toplum örgütlerinin panelinde de veya konuşmasında da ne bekliyorsunuz yeni Amerikan yönetiminden dedi Biden'dan. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki Türkiye'ye demokrasi getirmesini istiyoruz. Şimdi dünyanın her yerinde hep böyle, şimdi dikkat ediyorum,
HDP'nin de söyleminde, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da söyleminde hep böyle demokrasi insan hakları var. Ya bu demokrasi insan hakları emperyalist güçler veya temsilcileri o ülkeyi işgal etmek üzere kullandıkları bir dil, uyguladıkları bir terim. Amerika bugüne kadar hangi ülkeyi işgal etmişse, hangi ülkeyi de darbe yapmışsa temel gerekçesi insan hakları ve demokrasidir diyor. Şimdi oradan Türkiye'ye yansımasına baktığımız zaman Ünal Çeviköz var zaten Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü. O evlere şenlik birisi. O bu demokrasiden getirmesinin içini açtı. Efendim Biden Türkiye'ye basın özgürlüğünü getirecekmiş, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini özgürlüğünü getirecekmiş vesaire falan. Bayağı aldı başını gidiyor. Şimdi anımsarsınız daha birkaç ay öncesine kadar Sayın Akşener diyordu ki ben HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanına konumlandırıyorum dedi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bu Kürt sorunu çözeriz dedikten sonra o Meral Hanım gitti, 180 derece ters bir Meral Akşener geldi. Artık o da HDP'yi meşru görüyor. Herhangi bir itirazı yok. Arkasından ne oldu? Arkasından da yine aynı şekilde birbirlerine güzellikler yapmaya başladılar. Meral Hanım çıktı dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ve o arada da Akşener HDP ayrı seçimlere girmelidir, adayını çıkarmalıdır. Biz CHP ile tek aday çıkarmalıyız dedi. HDP de hemen karşılık verdi ve biz ayrı aday çıkarabiliriz veya çıkarmayız dediler. Böylece sanki görünmeyen bir el düğmeye basıyor. Türkiye'deki bu şeyleri söz konusu olan şahısları şöyle bir ipek zar gibi hizaya getiriyor. Şimdi o nedenle Türkiye'ye karşı oynanan bu oyunlar, bu şeyler çok daha ciddi boyutlarda, yani HDP'nin boyutlarını aşan küresel güçlerin el birliği, işbirliği yaptığı bir nokta. Yunanistan'daki silahlanmayı görüyoruz. Ege'deki Amerikan üslerini görüyoruz. Yunanistan'dakilerini görüyoruz. Bizim Kıbrıs'ta önümüze çıkardıkları engelleri görüyoruz. Doğu Akdeniz'de çıkardıklarını görüyoruz. Suriye'de çıkardıklarını, Irak'ta çıkardıklarını görüyoruz. O nedenle şu anda muhalefetin doğrusu ne yaptığını anlamak mümkün değil. Mesela anayasa değişikliği yapacağız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme gideceğiz diyorlar. Şu ana kadar anayasanın hangi maddelerini değiştireceklerine ilişkin bir tek söz yok. Ama HDP'den var. HDP'nin bir milletvekili çıktı dedi ki tamam kardeşim biz Kürt sorununu çözelim falan diyorsunuz ama bu Kürt sorunun çözülebilmesi için anayasanın ilk dört maddesinin değişmesi lazım dedi. Nedir bu? Yani Türkiye'nin yönetim şekline, başkentine, diline ve ulusal sınırlarının tartışılması demek. Şimdi durum bu olunca anayasa, peki nasıl anayasa değişikliği öneriyorsunuz diye şeye soruyoruz muhalefete. Bir basına yansıdı, gerçeklik derecesi herhalde doğrudur çünkü bir yalanlama da gelmedi. Şimdi Millet İttifakı'nı oluşturanlar, aman biz anayasa değişikliğimizi şimdi kamuoyuna ilan etmeyelim, seçimlerden sonra. Ya Cumhurbaşkanı adayınızı bilemiyorsunuz. Anayasa değişikliğini bilemiyorsunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminde neyi kastettiğinizi bilemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz. Ama bunları da 2 yıldır Türkiye'nin gündemini erken seçimle, adayla, adayın niteliğiyle meşgul ediyorsunuz. Türkiye'nin gündemini tıkadılar. Niye tıkıyorlar? Çünkü bu sorunlara ilişkin bir çözüm önerileri, bir projeleri olmadığı için ancak kamuoyunda böyle yer tutabiliyorlar, yer kalabiliyorlar. İşte o nedenle bence bu yaklaşımlarının çok tehlikeli bir boyutu var. Bunu da zaten millet de görüyor. Bunun konuda uyanık olmaktan başka bir söz de yok doğrusu. Sayın Serhan Boğuluk, şimdi yaratılmak istenen bir zemin var belli ki zaten. İşte meşrulaştırılmak istenen bir
terör örgütünden bahsediyoruz. Amerika'nın açıklamasını az önce aktardım. Zaten biraz önce konuştuk CHP'nin, İYİ Parti'nin açıklamalarını. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bunlardan çok da bağımsız olmadığını düşündüğüm bir konu. Şimdi Türkiye'de böyle bir algı, böyle bir zemin yaratılmak istenilirken Mimarlar Odası da harekete geçti ve PKK'nın yayın organı JIN TV'ye bir ödül verdi. Şimdi bu ödül töreni Ankara'da yapılacak. PKK'ya Ankara'da ödül verilecek. Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi'nden buna tepki geldi. O ödülü verilmek istenen Güler Yıldız da şöyle bir açıklama yaptı. Perinçek grubu ve TGB grubu üzerinden bize hakaret geliyor dedi. Ve kendisi de hakaret eden bir ifade kullandı eylem üzerine. Bu ödüle ne diyeceksiniz? Bu yaratılan zeminin bir parçası olarak mı sizce? Bu zamanlaması da manidar gibi gözüküyor. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bu TMMOB ve TTB'yi, bu iki kitle örgütünü, bir mühendislerimizin, bir de doktorlarımızın kitle örgütüdür bunlar. Bu PKK çetesinden kurtaracağız. Benim buna verebileceğim başka hiçbir cevap yok. Yani bu PKK çetesinden kurtarmak, bu iki kitle örgütünü, yani bir artık yıllar içerisinde maalesef olmuş yer yer iktidar desteğiyle falan. Ama gelinen noktada bizim Vatan Partisi olarak görevimiz bu iki büyük kitle örgütünü bu tepesinde çöreklenmiş o sultadan, o PKK çetesinden kurtarmaktır. Yani işin geldiği yer burasıdır. Yalnız bir nokta daha var. Bu meşruluk üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, olay biraz şuna benziyor. Şimdi adam gelmiş gözünüzün önünde bir cinayet işlemiş. Siz adamın cinayet işlediğini görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Yapılacak iş ya koşar işte o elinden silahı almaya çalışırsınız falan ve en başta bir defa katil var, katil var diye bağırırsınız. Değil mi? Yani bir uyarı yaparsınız etrafa, ahaliye. Katil var, katil var diye bağırırsınız. Şimdi evet, yani bu adam bir mahkemeye çıkacak. Orada hakkında bir hüküm kesilecek ve o hüküm kesilmeden de bu adama katil denmez hukuken. Bu da doğru. Buna da benim bir itirazım yok. Ama şimdi lütfen, yani hepimizin gözü önünde bu HDP denen parti, yani demin söyledim, şimdi biz bunun kapatılması için 3 defa Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Efendim, o zaman tabii her seferinde diyelim ki o klasörler iki katına çıkarak böyle kucakta taşınmaz hale geldi. Yani kanıtları topladık tabii başvurularımızın temeli dayanağı olarak. Şimdi gelinen yerde şöyle bir durum var. Ortada bir cinayet var. Biz bu cinayeti görmüşüz. Adamın yani maktulü öldürdüğünü bizzat gözlerimizle görmüşüz. Yani yapmamız gereken bir tane iş var. Katil var, katil var diye bağıracağız. Şu da denebilir. Ya bir dakika, bu adam aile babasıdır. Efendim işte bu kişi şöyle iyi bir insandır, böyle iyi bir insandır falan diyenler de çıkabilir ahaliden. Değil mi o sırada? Yani bu adam cinayet işlediyse de, ama yanlış yaparlar. Değil mi? Hele bu adamın bir de 6 tane 7 tane sabıkası varsa. Yani o işlediği cinayet ilk eylemi değilse. Şimdi dolayısıyla bu meşruluk olayı böyle bir olay. Yani şimdi orada tabii İYİ Parti'den ve CHP'den de benzer şeyler geldi. Efendim işte bakın, bu meclisi yönetti bunlar, başkan vekili oldular falan filan, biz bunların yönetiminde mecliste tartışmalar yaptık falan gibi çeşitli çıkışlar geldi. O zaman bu da meşrudur anlamına geliyor falan. Ya arkadaş, bu sizin gözünüzün önünde cinayet işledi. Yani siz buna nasıl hala meşrudur, bu iyi aile babasıdır, bu bilmem şöyle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır, aman efendim bu iyi bir adamdır falan diyorsunuz ve arkada kalan diyelim ki son 40 sene içerisinde yapılan edilenleri de, değil mi? Yani birikmiş bir olay var ortada, bir tane cinayetten de söz etmiyoruz. Binlerce cinayet. Ve bunların hepsi bizim gözümüzün önünde işlendi. Dolayısıyla buradaki bu HDP meşrudur çıkışı, tamamen tabii orada ben buradan itibaren sayın vekilimize katılıyorum, bir emperyalist projenin parçasıdır CHP ve İYİ Parti. O emperyalist projede gönüllü olarak, çok hevesli olarak rol alıyorlar. Tabii buradan bir uyarı yapmam lazım. O heveskarları en son Afganistan'da gördük. Yani bu emperyalizm işbirlikçilerinin akıbetini, değil mi?
o Amerikan işbirliğine hevesli olanların akıbetini en son Afganistan'da gördük. Uçak tekerleklerine falan yapışmak zorunda kaldılar. Buradakileri de başka bir akıbet beklemez, onu söyleyeyim. Bu dünyanın her yerinde böyle olmuştur bugüne kadar. Değil mi? Efendim, Saigon'da da böyle olmuştur. İzmir'de en başta, bizim İzmir'imizde böyle olmuştur. Değil mi? O Türk askeri İzmir'e girerken sandallara doluşup kaçan bir takım işte Levanten'de şuydu buydu bir takım işbirlikçileri, o manzaraları, o fotoğraflar hepimizin hafızasında. En başta kendi tarihimizde var bu. İşte Vahdettin'in İngiliz gemisine binip kaçması falan gibi. Şimdi dünya tarihi bu örneklerle dolu. Dolayısıyla buradan en azından bu, hadi diyelim öbürleri tarih ama Afganistan henüz tarih sayılmaz. Çok yeni bir olay, güncel bir olay. Buralardan dersler çıkartmalarını öneriyoruz bu kişilere. Yani buradan ders çıkartın, sonunuz aynı olmasın. Dikkat edin. Çünkü dünya, bakın dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Yani o Amerika'nın kurduğu hayaller, şimdi Amerika Afganistan'dan çekildi. Sırada Irak var. Şimdi yıl sonuna kadar Irak'taki muharip gücünü çekecek. Bakın sırada Suriye var. Yani Türkiye-Suriye işbirliği fena halde gündemde. Bunu görmemiz lazım. Fena halde gündemde. Yani onlar için tabii o fenalık. Yoksa bizim için çok iyi bir şey bu. İyi olacak. Yani Türkiye açısından da. Çünkü bir iş geldi oraya, dayandı benim gördüğüm. Yani İdlib sorununun, Fırat'ın doğusu sorununun çözülmesi bakımından bu işin bir tek hal yolu var. Yani Türkiye'deki mülteciler, göçmenler meselelerinin de halli bakımından. Yani Türkiye'nin bu konudaki her türlü terör sorunu olsun, mülteciler sorunu olsun, her türlü sorunun çözümü açısından tek bir artık çıkış var. Türkiye'nin, Türk Devleti'nin Suriye Devleti'yle işbirliği yapması. İsterseniz Soçi Zirvesi gündemine de geçelim Sayın Bolluk, siz hazır konuyu açmışken. Tamam, ben zirve tabii çok iyi bir adım. Öncelikle onu söylememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Putin'in de açıklamalarından Sayın Erdoğan şöyle söyledi, her konuda birlikteyiz dedi. Tabii bunun alt başlıkları da var, yani onlar da sıralanıyor açıklamalarda. Efendim İdlib konusu, işte S-400'ler, savunma sanayisi, efendim denizaltı, savaş gemisi yapımı, nükleer santraller, böyle bir dizi gidiyor. Yani Türkiye ile Rusya arasında hali hazırda işbirliğine konu olan çok fazla başlık var. Zaten zirveye gitmeden önce de Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifade kullanmıştı, biz onu çok önemsedik. Bakın dedi, Karabağ dedi, biz Rusya sayesinde kurtardık. Yani bu çok net bir ifadeydi ve bir çok gerçektir bu. Yani bir gerçek, gerçeğin teslim edilmesidir tam olarak. Gitmeden önce böyle söyleyerek gitti. Tabii buradan zirvenin nasıl olacağı da az çok belli olmuştu. Açıklamalarda onu gösteriyor. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuda birlikteyiz şeklindeki üç kelimelik cümlesi zaten bence zirveyi özetliyor. Buradan ilk iş tabii sanıyorum Suriye'de bir takım Türkiye açısından adımların atılacağı kanaatindeyim ben, olumlu yönde. Yanı sıra diğer konularda zaten sıralanıyor. Siz de haberlerini yapıyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Bolluk. Sayın Ateş, size de hemen Soçi Zirvesi ile ilgili görüşlerini sormak isterim. Türk-Rus işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini biz bu zirveden anladık ve Türkiye'nin Suriye politikasında acaba bir değişikliğe gidilecek mi? Bu zirve sonrasında siz neler yorumlarsınız, neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Tabii Sayın Serhan Bolluk'un da, inanıyorum ki benim de, sizin de, hepimizin gayreti Türkiye'nin ne 1918 koşullarına dönmesi, ne de Afganistan konumuna düşmesi, ne de bugün karşısında görüş ifade ettiğimiz kişilerin de ne Vahdettin'in konumuna, ne de o Afganistan'da uçağın eteklerine yapışıp kaçmak isteyenlerin konumuna düşmemesi içindir. Dilerim böyle şey de olmaz, çünkü Türkiye önemli bir aşamayı da geride bıraktı. Her şeye rağmen Cumhuriyet'in temel değerleri, kuruluş felsefesi bu toplum tarafından benimsenmiştir. O nedenle öyle bakmakta yarar var. Şimdi bütün bu sorunlar tabii Türkiye'nin çok ileri düzeyde, aşırı düzeyde kutuplaşmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında, Sayın Meclis Başkanı da açık konuşmasında bu kutuplaşma konusuna değindiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın satır aralarında da var bu ifade. Diyor ki iktidar da muhalefet de kendi yol haritalarını bir araya gelerek belirlemelidirler. Doğrusu bu. Dün akşam da yine kanalımız aracılığıyla bir çağrıda bulunmuştum. O çağrım şu. Yani keşke gönül arzu eder ki Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi yapsın. Veya Cumhurbaşkanı'ndan ziyade bu görev ana muhalefet partisi liderine düşmektedir. Nedir o? Kardeşim bizim Trakya, Ege, Kıbrıs, Akdeniz, Libya, Suriye, Mısır, Kuzey Irak gibi de bütünleşen sorunlarımız var. Ulusal sorunlarımız var, ulusal çıkarlarımız var. Bu konuyu hiç suistimal etmeden ya bakın mesela hazırlayıp Sayın Kılıçdaroğlu dosyasını alıp Sayın Erdoğan'ın kapısını çalmalıdır. Diğer siyasi partilerimizin kapısını çalmalıdır. Bakın biz şu konularda, şu sorunlarımızda şöyle düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelin bunu birlikte bir temel ana politika haline getirelim. İçeride enflasyondu, işsizlikti, yoksulluktu. Biz bunları yeneriz. Türkiye güçlü bir ülke, genç bir ülke. Bunları yener. Şimdi Türkiye'nin çok sıkıştırıldığı bir dönemde ama muhalefet veya STK'lar, sivil toplum örgütleri çıkar da Türkiye'nin ulusal çıkarlarının aleyhine beyanda bulunurlarsa, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenlere cesaret verici eylemlerde bulunurlarsa, bu vatandaşlık görevine aykırı bir görevdir. Bu benimsenemez, bundan oy da gelemez. Gelemez bu partilere. O nedenle bence öncelikle bir sefer bunu sağlamamız lazım. Suriye ile ilişkilerimizin geliştirilmesi Türkiye'nin ulusal çıkarına da yararınadır. Dün akşam yine kanalımızda belirttim, yine söylüyorum. Şimdi biz mesela Amerika'ya niye kızıyoruz? Kardeşim bu Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri eğitiyorsun, donatıyorsun, silahlandırıyorsun, para bu sahibi yapıyorsun, Türkiye'nin üzerine salıyorsun. Şimdi bu gösterdiğimiz tepki nedeniyle bizim de komşularımıza karşı o ülkelerin iç işlerine karışmamamız lazım Türkiye olarak. Biz de o yönetime muhalif olanların burada barınacağı konumuna düşmemeliyiz. O nedenle Türkiye'nin, söylüyorum ısrarla, Yunanistan'la da, Irak'la da, İran'la da, Suriye'yle de, İsrail'le de oturup bu sorunları konuşması lazım. Ve bunun için de bunlarla konuşabilmemizin yolu da kendi iç cephemizi güçlendirmekten geçer. Kendi iç cephemizi güçlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin aleyhine olan diğer ülkeler de bizim iç muhalefetimizden cesaret alıp Türkiye'nin üzerine gelmezler. O nedenle Rusya bölgemizin de dünyanın da önemli bir süper gücüdür. Türkiye'nin öteden beri komşuluk ilişkileri var. O nedenle Sovyetli Rusya'da başta olmak üzere bütün devletlerle iyi ilişkiler içinde olmaya çalışmamız süremiz lazım. Süremiz de doldu Sayın Ateş, toparlayalım isterseniz. Niyetli olmamız yetmez. O ülkelerinde bizim ulusal bütünlüğümüze saygı göstermeleri gerekir. Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz Ateş, Sayın Serhan Boluk yayınımıza katıldığınız için. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sayın Yılmaz Ateş ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Bolluk'la Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları ve gündemdeki sözde Kürt sorunu ve mecliste çözüm meselesini konuşmuş olduk. Önemli değerlendirmeler oldu. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklam arasının ardından günlüğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden haberlerimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme büyük yankı uyandırdı. Görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Rusya'dan açıklama ise Kremlin'den geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov güçlü ilişkilere vurgu yaptı.
Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi zirvesinin ardından bir değerlendirme de Kremlin sözcülüğünden geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İdlib konusunda bölge ile ilgili anlaşmaların önemine vurgu yapıldığını ve anlaşmalara olan bağlılıkların teyit edildiğini belirtti. Görüşmede Afganistan, Libya ve Karabağ meselesinin de masaya yatırıldığı bilgisini paylaşan Peskov, iki ülkenin enerji ve güvenlik alanlarındaki işbirliğine de dikkat çekti. Putin ve Erdoğan'ın doğal gazla ilgili çalışmaları ve sevkiyat konusunu müzakere ettiğini belirten Peskov, Türkiye'nin Türk Akımı projesine yönelik uygulama yöntemini övdüğünü ifade etti. Savunma alanında S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi ihtimalinin görüşüldüğünü ifade eden Peskov, Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında işbirliğinin gündeme geldiğini aktardı. Kremlin sözcüsü ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin konuşulan son durum hakkında da bilgiler verdi. İlk ünite inşasının sürdürülmesi ve sonlandırılmasının görüşüldüğünü söyleyen Peskov, yeni ünitelerin inşası ve Türkiye'de gelişmekte olan barışçıl atom enerjisi sektöründeki işbirliğinin görüşüldüğünü de paylaştı. Peskov ayrıca iki ülkenin uzay alanında işbirliğini görüştüklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk kozmonot hazırlığı konusuna değindiğini de aktardı. HDP şu anda meşhur organ olarak görebiliriz. Öcalan'ın da ifade ettiği PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den açıkladıkları ittifak tutum belgesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Değerlendirmeleri Pervin Buldan yaptı. Belgenin nasıl ortaya çıktığını anlatan HDP eş başkanı Pervin Buldan, PKK ile mücadeleyi hedef aldı. CHP'nin Kürt sorunu çıkışı cesaretlendirilmeli dedi. HDP'li Buldan, sözde Kürt sorunu için muhatap elbette ki HDP'dir ancak başka aktörler de vardır ifadesini kullandı. Halk TV'ye konuşan Mithat Sancar ise Millet İttifakı'na olumlu mesajlar verdi. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. PKK'yı kurtarma girişimi olan açılım tartışmalarıyla ilgili önceki gün ittifak tutum belgesini paylaşan HDP'den yeni açıklamalar geldi. HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar belgenin ayrıntılarını anlattı. T24 yayınında açıklama yapan HDP eş başkanı Pervin Buldan, PKK'ya karşı verilen mücadeleyi hedef aldı. Bir kere savaş politikalarından bu iktidarın bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Muhalefet bunu ona zorlamak zorundadır. Şirin Payzı'nın sorularını yanıtlayan HDP'li Buldan, sözde Kürt sorununa mecliste çözüm söyleminin Öcalan'ın projesi olduğunu hatırlattı. Abdullah Öcalan'ın da ifade ettiği en temel meselelerin başında sorunun çözümünün mecliste çözülmesi gerektiğine olan inançtır. Buldan, sözde Kürt sorunu tartışmasını başlatan CHP'nin de cesaretlendirilmesi gerektiğini savundu. CHP'nin Kürt sorununun mecliste çözülmesi ve HDP'nin bu konuda muhatap olarak alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum ve çok kıymetlidir gerçekten. Bu anlamda CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Anayasa Mahkemesi'nde HDP kapatma davası da soruldu Buldan'a. Biz HDP'nin kapatılmayacağını zaten düşünüyoruz. Yani Halk TV yayınına katılan HDP'nin diğer eş başkanı Mithat Sancar da ittifaklara ilişkin konuştu. HDP'nin Cumhur İttifakı'nda yer almayacağını söyleyen Sancar, Millet İttifakı'na ise olumlu mesajlar verdi. Toplumun hakemliğinde ve tanıklığında ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere etmiş. Şimdi siz önemli olan budur. Bizim. Özellikle ilgili de konuşan Sancar, özellik yerine yerel demokrasi kavramını kullanmanın daha az ürkütücü olduğunu ifade etti. Hayır, şunu söylüyoruz. Özellik biliyorum, ürkütüyor insanları. Biz de bu kaygıyı gözetiyoruz diyoruz. Bölünme korkusu yaratıyor. Biz de bunu gözetiyoruz. Diyoruz ki eğer toplumun geniş bir kesiminde, geniş sayılacak bir kesiminde böyle bir kaygı korku varsa gelin yerel demokrasi kavramı altında müzakere edelim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu çıkışına PKK'dan destek geldi. PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık, Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Meşru bir organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesinde HDP'yi meşru muhatap kabul eden ve çözüm adresi olarak meclisi gösteren açıklamalarını Kandil yönetimi destekledi. PKK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, muhatap HDP'dir, çözüm yeri de meclistir dedi. HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Aynı düşünceyi bugün de koruyorum. Terör örgütü yöneticisi Bayık'ın açıklamaları PKK'nın Avrupa'da çıkardığı Özgür Politika gazetesinde yayımlandı. Bayık da Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuştu. Sözde Kürt sorunu tartışmasında çözüm yeri meclistir, HDP muhataptır dedi. Ve gerçekten Öcalan'ın açılım döneminde söylediği Kürt sorununun çözüm yeri meclistir, muhatap HDP'dir sözlerini de hatırlatan Bayık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımlarına destek vereceklerini vurguladı. Bence bu adım PKK yöneticisi Bayık, Türkiye'de kim Kürt sorununa ilişkin bir çözüm geliştirirse bizler adım atmaları için destek veririz. Kürt sorununu dile getirenlere cesaret vermeliyiz ki adım atsınlar ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na konuştu. HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyleyen CHP'li Kaya, HDP'nin bölücü politikalarına da destek verdi. CHP'nin Kürt sorununa ilişkin söylediklerinin de yeni olmadığını vurguladı. Kürt sorunu HDP ile çözülür diyen ve meclisi işaret eden CHP'den bir açıklama daha geldi. Katacak olursak, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor ifadelerini kullandı. CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor. Çok önceden bu yana söylediklerini politikanın sıcaklığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle daha canlı tartışmaya başladı. Geldiğimiz noktada AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de bir demokrasi sorunu yaşanıyor. Bunun yaşanmasının temel nedeni hak, hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanmamasıdır. HDP'nin meşru olduğunu savunan Kaya, PKK'nın meclisteki temsilcisinin Kürt halkının temsilcisi olduğunu da iddia etti. Hangi sorun çözülecek diye soruyoruz. Bunu Kürtler kendileri anlatacak ve bunu özgürce konuşacak. Onların temsilcileri olan partiler, demokratik kitle örgütleri, dernek temsilcileri ve kanaat önderleri hiçbir kaygı ve korkuya kapılmadan düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli. CHP'li Kaya, HDP'nin politikalarını sahiplendi. Özellik ve yerel yönetimler konularında destek verdi. Buraların tamamen özgür ortamlara kavuşturulması gerekiyor. O hal fiilen uygulanıyor, kaldırılması gerekiyor. Yeni demokratik, özgürlükçü bir anayasanın tartışılarak hazırlanması gerekiyor. Demokratik bir anayasa olmazsa çözüm kalıcı hale gelemez. HDP'nin meşru olduğunu savunan CHP milletvekili Yıldırım Kaya, PKK'ya da sorumluluk yükledi. Bölücü terör örgütüne büyük iş düştüğünü söyledi. Özellikle burada PKK'ya da büyük iş düşüyor. Silahlar toplanacak. Daha önce birçok kez bu tartışmalar gündeme taşındı. Kan ve gözyaşıyla bu ülkeye demokrasi gelmiyor. Kan ve gözyaşına son vermenin yolu, silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömüyor, CHP ise terör örgütünü kurtarmaya çalışan girişimlerde bulunuyor. Vatan Partisi ise CHP'nin bu hamlesine karşı Türkiye genelinde Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır açıklamalarına devam ediyor. Çözüm yalanı, Amerika planı. Mehmetçik, karada, havada, nokta atışı operasyonlarla PKK'nın belini kırıyor. CHP ise PKK'ya merhem olmak için girişimlerde bulunuyor.
CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partilerinin Kürt sorununa mecliste çözüm iddiasıyla yürütülen kampanyasına Vatan Partisi teşkilatlarından tepki gelmeye devam ediyor. Biden tayfasının amacı Kürt sorununu çözmek değil, Türkiye'yi ABD, İsrail planları çerçevesinde kaosa sürüklemektir. Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve İzmir'de yapılan açıklamalarda Kürt sorununu çözme görevi yerine getirilmiştir denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi terör sorununu çözme kararını defalarca ilan etmiştir ve bu amaçla Cumhuriyet Hükümeti'ni görevlendirmiştir. Bu görev yerine getirilmiştir ve getirilmektedir. İzmir İl Başkanı Dr. Rifat Mutlu, Biden tayfasının çözüm önerisi PKK'yı kurtarmak için dedi. Kürt sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm söylemi, Türk ordusunun başarıyla sonuca giden silahlı çözümünü baltalamak amacıyla gündeme getirilmiş ve PKK'yı kurtarmak içindir. İzmir'in Ödemiş ilçesinde de vatanseverler meydandaydı. Milletimizin bize sorumluluğumuzu hatırlatan sesini duyuyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Hatay'da ve Düzce'de eylemler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenildi. PKK ve bozguncu dostları mahkum edilmeli denildi. Silahlı kuvvetlerimiz meclisten aldığı emirle terörü PKK'yı bitirmektedir. Türk milletinin iradesini, hükümete verdiği görevi tüm dünyaya yeniden ilan etmeli ve Biden tayfasının bu PKK'yı kurtarma girişimini mahkum etmelidir. Vatan Partisi, Kürt sorununa mecliste çözüm konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 maddeden oluşan bir karar tasarısı sunacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankara'da Atlantik medeniyetinin nasıl çürüdüğünü Yırtılan Medeniyet isimli söyleşide anlattı. Dolar saltanatının sona erdiğini söyleyen Perinçek, kapitalizmin yırtılan bir medeniyet olduğunu vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı bu sistemin insanı emeğe, üretime, topluma, cinsiyetine ve kendisine yabancılaştırdığını söyledi. Emperyalizm, geberen kapitalizm, çürüyen kapitalizm. Yırtılan medeniyeti anlattı, okuyucuları için yeni çıkan kitabını imzaladı. Kapitalizm de emperyalizm de ayakta durmak için insanı budalalaştırmaya ve aptallaştırmaya yöneldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankara'da yurttaşlarla Yırtılan Medeniyet isimli konferansta buluştu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği konferansta Perinçek, yeni bir dünyanın kurulduğunun altını çizdi. Asya uygarlığının insanlığı emperyalizmin yırtıklarından kurtarmaya geldiğini söyledi. Dolar saltanatının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsanlık yeni bir döneme girdi. Ve bu dönemde kapitalizmin de çürümesinin artık had safhaya geldiğini görüyoruz. Perinçek, emperyalist kapitalist sistemin insanı emeğine, üretime, topluma, cinsiyetine ve kendisine yabancılaştırdığını belirtti. Yırtılan bir medeniyet oldu kapitalizm. İnsanın girsisini yırtan ve mantığını yırtan, aklını yırtan, güzelliği de yırttı. Sorgulamıyor. Ya ben bu yırtık bluzunu niye giyiyorum? Bir merkezden diyorlar ki sen bluzunu, elbiseni yırtacaksın. Perinçek, kadın ve erkeğin cinsiyetlerine nasıl yabancılaştırıldığına da değindi. Eşcinselliği insana doğasından koparan bir olay olarak tanımladı. 46 tane kromozom var şeylerimizde, hücrelerimizde. Ve insanın erkek ve kadın olmasını bir kromozom belirliyor. Yani doğa tarafından erkek ve kadın belirleniyor. Bu olay insanı kendi doğasıyla kavgalı hale getiriyor. Yani erkeği erkeklikle kavgalı, kadını kadınla kavgalı hale getiriyor. Konferansta katılımcıların sorularını da yanıtlayan Perinçek, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başlattığı madde bağımlılığına karşı anneler hareketini anlattı. Uyuşturucuyla mücadelenin ideolojik bir mücadele olarak başladığını söyledi. Yalnızlaştırdığı insanı da hangi kuyuya, hangi çukura itiyor? Uyuşturucu çukuruna. Beyinler tahrip oluyor, yürekler tahrip oluyor, insan ilişkileri tahrip oluyor. Suç başlıyor, cinayet başlıyor. Konferansta Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de söz aldı. Daralan medeniyet de diyebiliriz buna. Yırtılan medeniyet, daralan medeniyet. Emperyalizmin silahları çeşit çeşit ve çağımıza uygun silahları arasında sosyal medya,
genel başkanımızın bahsettiği uyuşturucu, eşcinsellik gibi meselelerin yayılmasında da araç bir silah olarak kullanılmakta. Konferansın ardından Perinçek, yeni çıkan Amerika Yol Ayrımında isimli kitabını imzaladı. Yurttaşlarla bir araya geldi. Çukurova'nın namı diğer beyaz altını, pamuğun hasadına başlandı. Verim ve fiyatlar üreticiyi memnun etti. Bölgede pamuk ekim alanları plansızlık ve desteklerin az olmasından dolayı her sene azalıyor. Çuko Birlik Kooperatifi'nin işlevsizleşmesi de üreticiyi pamuk ekmekten uzaklaştırıyor. Geçen yıl 5 lira, 5,5 lira civarındaydı. Şu an 9 lira, 10 lira arası. Çukurova'nın beyaz altını pamuk hasatları verimli başladı. Bu sene fiyatlar da üreticiyi memnun etti. Pamukta fiyatlar çiftçinin istediği seviyede. Beyaz altın hasatları başladı. Üreticinin yüzü güldü. Çukurovalı üreticilerin bu sene fiyatlardan dolayı karpuz, kavun, soğan, patates derken birçok ürünü tarlada kalmıştı. Pamuktaki %100'lük alım fiyatı artışı ise üreticiyi memnun etti. Girdiler her ne kadar yükselse de pamuğun fiyatının %100 artmasına çok bir etki yapmayacak girdiler. Ama diğer soyaydı, işte mısırdı, buğdaydı, o tür ürünlerde girdiler daha da bize maliyetli oldu. Geçen sene tarlada kilogramı 5 liraya satılan pamuk bu sene 9 ila 10 liradan alıcı buluyor. Pamuk üreticisi Resul Kar, fiyatların yüksek olmasından dolayı seneye pamuk ekimlerinin artacağını belirtti. Bu yüzden pamukta %60 dışa bağımlı olmamıza rağmen alım yapan çırçır fabrikalarının yetersiz kalacağını ifade etti. Herkes kafasına göre ekim yapıyor. Şimdi pamuk para etti, gelecek yıl plansız, programsız pamuk ekilecek. Belki de gelecek yıl para etmeyecek. Hem ekonomiye zarar abi, hem bize zarar. Hem devlete zarar. Üretimdeki plansızlığa dikkat çeken Resul Kar, ürünlerin para edebilmesi için planlamanın şart olduğunu söyledi. Pamuk ekim alanının şu kadar dönümle sınırlandırılması, işte fıstık ekim alanının şu dönümle sınırlandırılmasını, mısır ekim alanının şu dönümlerle sınıflandırılmasını. Yani bir planlama diyorsun. Planlama olsa daha iyi olacak. Pamuk cenneti olarak bilinen Çukurova'da her sene ekim alanları azalıyor. Pamuk ekim alanları 2020 yılında bir önceki seneye göre %50, bu sene ise geçen seneye göre %25 düştü. Bu tarım politikasının acilen değişmesi lazım. Bölgede pamuk üretimi %50 azalmış durumda. Bu durumun başat sebebi ise Çuko Birlik Kooperatifi'nin kapanmış olması. Sabunumuzu, yağımızı, küspemizi aklınıza ne geliyorsa basmaya varana kadar gübremizi, tohumumuzu Çuko Birlik'ten temin ederdik. Malımızı Çuko Birlik alırdı. Atıyorum ben şimdi malımı 9 liraya sattım. Bu birinci aydan sonra kütlü pahalandı. Çuko Birlik bize fark öderdi. Pamuk üretiminin azalmasının bir başka sebebi de 2 yıllık münavebe ekim sistemi ve desteklerin az olması ve de çok geç yatması. Bana alım garantisi verecek. Malım çok olduğu zaman ben gerçekten sıkıntı çekiyorum. Devletin bir dekarda 500 kilogram ürünün üzerine destek vermemesi de üretimi etkiliyor. 550'ye çıkarırlarsa daha iyi olur. Yani bir 50 kilo kayıp olabiliyor burada. HDP şu anda meşru organ olarak görebiliriz. Öcalan'ın da ifade ettiği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli iklim değişikliklerinin bitkisel üretime etkileri toplantısında konuştu. Pakdemirli, atmosferdeki sera gazının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Bakan, son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık gibi doğal afetlerin 5 kat arttığını belirtti. Değerli katılımcılar, son 100 yılda dünyada nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte ekosistem ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da giderek artmıştır. Bu yoğun üretim sürecinin çevreye ve atmosfere verdiği tahribatla küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini artık ciddi boyutlarda hissediyoruz. Fosil yakıtların sanayide kullanımı, enerji üretimi, tarım ve ulaşım gibi faaliyetler nedeniyle atmosferdeki sera gazı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sera gazındaki bu artış doğrudan atmosfer sıcaklığının artışına neden oluyor. IPCC 6. değerlendirme raporuna göre sanayi devriminden bugüne yani yaklaşık 200 yıldır
dünya ortalama sıcaklığı 1.1 derece arttı. Son 10 yıl ise tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. IPCC raporu 1.5 derece sınırına 20 yıl içinde ulaşılacağını, hatta aşılacağını öngörüyor. Artık hem küresel ısınmanın daha ileri boyutlara ulaşmasını önleyecek, hem de mevcutta olası etkilerini azaltacak tedbirleri almak zorundayız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle artık kuvvetli fırtınalara, aşırı yağışa, yoğun sıcak hava dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit oluyoruz. Son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünyada son 20 yılda en az 1 milyar 650 milyon insan selden, 1 milyar 430 milyon insan da kuraklıktan etkilendi. Eğer tedbir alınmazsa 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık %20'sinin sel riskiyle karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. İklim değişikliği yeryüzündeki tüm ekosistemi ve tüm canlıları olumsuz etkilemekte. İklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Küresel ısınmanın en fazla darbe vuracağı sektörlerin başında tarım ve gıda geliyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde %10 ila 25 arasında bir düşüş bekleniyor. TÜİK Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Rakamlara bir göz atalım. Yani biz üretim yapabilmek için hala ithalat yapmak zorunda kalan yapımızla aslında alarm veriyoruz. Dış ticaret açığı kapanmıyor. Dış ticaret dengesi her geçen gün açık veriyor. Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Veriler TÜİK'ten geldi. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 arttı. 18 milyar 916 milyon dolar oldu. İthalatsa %23, artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar oldu. İthalat %25,5 arttı ve 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti. Baktığımızda ihracatın ithalatı geçtiği gözleniyor. Aslında sağlıklı olan bu. Fakat genel anlamda yani Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda halen 30 milyar dolara yakın bir açığımız var. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azaldı. 6 milyar 300 milyon dolardan 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %66,4 iken 2021 Ağustos ayında %81,6'ya yükseldi. Ekonomist Çetin Ünsalan dış ticaret açığının bir önceki yıla göre azalmasını yorumladı. İkinci çeyrek ve ikinci çeyrekteki büyümelerimizin temelinde stoklara yaptığımız üretimler mi var? Stokları sattığımız için mi bu denge kurulmuş gibi gözüküyor gibi soruların yanıtını bulmamız gerekiyor ki muhtemelen de böyle. Çünkü biz üretim yapımızı değiştirecek hiçbir şey yapmadık. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla Amerika, Birleşik Krallık, Irak ve İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu. Ticaret yaptığımız, karşılıklı ticaret yaptığımız ülkeler içerisinde dış ticaret açığı verdiğimiz, en az verdiğimiz ülkelerden biri. Yani bizim onu tabii ki artıya çevirmeliyiz ama asıl bu modeli nasıl kurgulamalıyız sorusunun yanıtını bulmamız lazım. İthalattaysa Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya, Almanya, Amerika ve İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu. İşte Çin'le veya Rusya'yla ithalatımız fazla. Şimdi diyoruz ki 100 milyar doları bulalım.
Rusya'yla. Siz dış ticaret yapınızdaki dengeyi sağlamadan eğer hacimleri arttırırsanız sadece zararınızı arttırırsınız. Kış aylarının olmazsa olmazı bitki çayları fiyat artışından nasibini aldı. Salgınla birlikte talep artınca fiyatlar da arttı. Vatandaş en çok ıhlamuru tercih ediyor. Geçen yıl kilosu 270 lira olan ıhlamur bu yıl 340 lira oldu. Bitki çayı deyip geçmeyin. Salgın döneminde talep artınca fiyatlar da uçtu. Kış yaklaşıyor, grip vakaları artıyor. Bu süreçte gripten korunmak isteyen vatandaşlarsa bitki çaylarına rağbet gösterdi. Bu sene kış çaylarının talebi %100 arttı diyebiliriz. Havaların soğumasıyla beraber hasta olan da olmayan da herkes artık kış çayına yöneldi. Vatandaş en çok ıhlamuru tercih ediyor. Ihlamurda da fiyatlar arttı. Geçen yıl kilosu 270 liraydı. Bu sene 340 lira oldu. En çok hangisini talep ediyorlar? Yani ıhlamur başından geliyor zaten. Ondan sonraki karışık kış ayı dediğimiz hepsi bir arada olmak kaydıyla vatandaşlarımız temin edip içebiliyor günübirlik. Talep de olunca haliyle fiyatlar artış başladı. Ihlamur başını çektiği için 340 liradan ıhlamur başlıyor. Kuşburnu 45 lira. Ondan sonra kış çayı dediğimiz şöyle karışık çaylarımızla hepsini bir araya getirdik bu şekil. Mix dediğimiz 100 lira civarı ama karışık olarak bunları hepsini bir araya getirdik. Bu şekil daha ekonomik oluyor, daha uygun oluyor. Ada çayı kilosu 80 lira. Geçen sene 60 lira sattığımız bu sene kilosu 80. Hem yetiştirmesi, hem toplaması, hem toz haline getirmesi ayrı meziyet. Kışın içeceğiyle, yazın dondurmasıyla damaklara tat kuran salep şimdi fiyatıyla da gündemde. Saf salep, orijinal salep dediğimiz geçen sene 800 lira kilosunu sattığımız bugün kilosu 1600 lira. Bir daha duyalım, kilosu ne kadar? Bugün 1600 lira. Niye böyle oldu? %100 artış var. Üretim az olunca fiyatlar da arttı. Çünkü talep çok, mahsul yok. Haliyle %100 artınca şu an karşılamasa talebi daha da yukarı tırmanacak. İkinci el cep telefonu satışlarında KDV indirimi yapıldı. %18 olan KDV oranı %1'e düşürüldü. Sıfır cep telefonu fiyatlarının cep yaktığı bu günlerde vatandaş tercihini ikinci elden yana kullanıyor. Piyasada artan talepler üzerine ikinci el cep telefonu satışında KDV indirimine gidildi. İkinci el cep telefonlarının satışında alınan katma değer vergisi oranı %18'den %1'e indirildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının satışı da eklendi. Alınan bu kararla kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, alınan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapması da sağlanacak. İkinci el telefonlarda KDV indirimi 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki isim daha sonra açıklama yaptı. Akşener, Başbakanlık açıklamasında ne demek istediğini açıkladı. Ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi görüşmesi de hedef alındı. Memleketin önemli meselelerini tezekkür etmek, istişare etmek, konuşma fırsatını bulduk. İYİ Parti lideri Meral Akşener genel merkezde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ağırladı. Önümüzdeki seçimler hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de meclis seçimleri önemli. Bu konuda da bir dirsek temasına ihtiyaç var. Ziyaretten sonra iki isim kameraların karşısına geçti. Akşener'e başbakanlık açıklaması soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı kastının sistem tartışması olduğunu söyledi. Ne söylediğimi çok açık ifade ettim. Bir sistemin tartışılması gerektiğini, seçimlerinin Sayın Erdoğan ve karşıtları değil, partili cumhurbaşkanlığı sistemi mi yoksa parlamenter demokrasiye geçişin yapılacağı bir seçim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in Soçi zirvesi de ikilinin gündemindeydi. Ne konuşuldu, ne oldu, neye tekabül ediyor? Bu ülkede kimsenin bu konuda
devlet birimlerinin, devlet kurumlarında dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgisi yok. İster Sayın Putin'le, ister Sayın Biden'la yapılan bu görüşmelerin tek adam sisteminin, şahsım devletinin göstergesi olduğuna inanıyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da görüşmede ne konuşulduğunu bilmediklerini söyledi, Erdoğan'ı hedef aldı. Politikalar ekiplerle görüşülür. Belki de kimsenin hoşuna gitmeyecek konuları görüştüler. Böyle bir durum olmasa neden devlet yetkilileri, üstelik de kendi tayin ettiği insanlar böyle bir toplantıya katılmıyor? Afganistan diplomasisine ağırlık veren Türkiye, Taliban'la önemli temaslarda bulunuyor. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihat Ergenay, Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcı Vekili Abdülgani Birader'le görüştü. Görüşmede dostluk ilişkileri ve insani yardım konuları ele alındı. Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban yönetimiyle Türkiye arasındaki temaslar sıklaşmaya başladı. Son olarak Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihat Ergenay, Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcı Vekili Abdülgani Birader'le görüştü. Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcı Vekili Abdülgani Birader'le yapılan görüşmede, Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayalı dostluk ilişkileri ve insani yardım konuları ele alındı. Görüşmede Taliban'ın diğer Başbakan Yardımcı Vekili Abdüsselam Hanefi de hazır bulundu. Ergenay daha önce Taliban hükümetinin Ticaret Bakan Vekili Nurettin Azizi ve diğer bazı yöneticilerle de bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan, Afrika Birliği ülkelerine aşı desteği sağlayacaklarını söyledi. Bugün ayrıca Afrika Birliği ile ortak proje ve faaliyetlerimizi, hedeflerimizde vardığımız noktalar ve bundan sonra hangi adımlar atabileceğimizi de kardeşim Faki Mahamat'la görüşme imkanı bulduk. Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5.4 milyar dolardı. Bugün ise 25 milyar doların biraz üstünde. 25.3 milyar. Yani 2020 yılı sonunda. Pandemiye rağmen bu rakam artıyor. Hedefimiz ise 50 milyar dolara ulaşmaktır. 54 Afrika ülkesinin 49'una önümüzdeki yıllarda büyükelçilik açmaktır. Diğer taraftan Afrika Birliği ülkelerine aşı desteğinde de bulunacağız Türk Konseyi olarak. Birkaç gün önce Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısını, olağanüstü toplantıyı gerçekleştirdik. Afganistan'ı değerlendirdik. Türk Konseyi zirvesine 12 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de inşallah bu zirveyi gerçekleştireceğiz. İnşallah Türkovak aşısı hazır olduğu zaman Afrika bizim önceliğimiz olacak aşının paylaşılması konusunda. Ve diğer aşıya ulaşamayan ülkelere de aynı şekilde en az gelişmiş ülkelere de bu aşının ulaşılması için gayret sarf edeceğiz. Bizim Afrika'ya yaklaşımımız Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunmalı ilkesine dayanıyor. Afrika'nın kalkınma çabalarına destek olmayı, aramızdaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri arttırmayı hedefliyoruz. Görevdeyken yolsuzluk ve yasa dışı dinlemeyle suçlanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy'nin kaybettiği seçimde yasa dışı finansman sağladığı tespit edildi. Fransa'da seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten suçlu bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris 11. Ceza Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı'nın hapis cezasını ev hapsi şeklinde elektronik gözetim altında geçirmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca eski Cumhurbaşkanı ile aynı davada yargılanan 13 sanık için de 2 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezaları verdi. Paris Savcılığı 13 sanık için 18 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemişti. Big Malian adlı davaya katılmayan Sarkozy hakkında 6 ayı tecilli olmak üzere
bir yıl hapis cezası ve 3750 euro para cezası talep edilmişti. Mahkeme seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 euro üzerine çıkıldığını belirtti. Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18. mitingde aşıldığı bildirildi. 15 Haziran'da mahkeme salonuna gelerek hakime ifade veren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtmişti. Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı telekulak davasında 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi günlüğe değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Aydınlık Gazetesi spor yazarı Cem Zeren bizlerle birlikte. Sayın Zeren hoş geldiniz. Hoş buldum Seda Hanım. Teşekkür ederim. Evet, bir dostluk platformu olması gereken spor alanında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şimdi iki gelişmeyi söyleyeceğim size ve yorumunuzu rica edeceğim. UEFA Avrupa Ligi grubunda temsilcimiz Galatasaray Fransa'nın Olympique Marsilya takımına konuk oluyor ve tribünlere meşale fırlatılıyor oyun sırasında. Oyun duruyor. Marsilyalı taraftarlar Yunanistan bayrağı açıyorlar. Galatasaray tribününe gösteriyorlar ve arbede yaşanıyor. 8 dakika oyun duruyor, devam ediyor. Bir diğer gelişme de Olympiakos-Fenerbahçe maçı ile alakalı oluyor. Olympiakos'un sahibi Marinakis skandal bir açıklama yapıyor. Bizim şehrimiz olan İstanbul'da böyle bir zafer kazanmak oldukça özel ifadelerini kullanıyor. Şimdi bu iki kışkırtma oldukça önemli. Siyasi yarana da zaten Türkiye'nin sıkıntı yaşadığı iki ülkeden bahsediyoruz aslında, Fransa ve Yunanistan. Bunun spora yansıması ve özellikle Türkiye'nin bu şekilde kışkırtılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Marinakis'in bu sözü söylemesi iyi olmuş, konu gündeme geldi. Marsilya'da da aslında Ermenistan ve Dağlık Karabağ bayraklarını da gördük tribünlere gösterilen. Liglerde hep dostluk platformu diyoruz ama başta Ermenistan ve Yunanistan, hatta Güney Kıbrıs olmak üzere sporu yıllardan beri kendi düşman çatılarını kullanmak için kullanıyorlar. Yani bugün Yunanistan Ligi'nde Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında geçtiğimiz senelerde mücadele ettiği Atletikos diye bir takım var. Bu Edremit demek. Edremit'in takımı. Keza Yunan Ligi'nde çift başlı Kartal derbisi var. Atina'da AEK, Atletico Enesus Konstantinopoli. Selanik'te de Panathinaikos, Atletico Konstantinopoli isimlerinde iki tane takım var. İkisi de İstanbul'u taşıyor. İstanbul adıyla liglerinde mücadele ediyorlar. Keza İzmir'de kurulan iki takım kendi ülkelerine gittikten sonra Apollon Smyrna adıyla ve Panionios adıyla mücadelelerini devam ediyorlar. Yani Yunan Ligi'nde İstanbul isimli, Edremit isimli, İzmir isimli takımlar var. Ermenistan Ligi'ne baktığınızda tamamı zaten Türkiye topraklarındaki lig takımlar. Eleşkirt son yıllarda hep Ermenistan şampiyonu olan bir takım. Ara ara Ağrı Dağı amblemi vardır. Bu sene Ermenistan 1. Ligi'ne alınan Van, bildiğimiz Van, Van Spor hatta adını kullanıyorlar. Yani kendi topraklarında Ermenistan Ligi'nde Ermenistan takımı yok. Bütün takımlar Anadolu topraklarında. Yani bu Anadolu topraklarında, bu topraklara karşı isteklerini, düşmanca tavırlarını bitirmiş durumda değiller. Türkiye'de siz hiç, Girit'ten gelen bir sürü insan var. Girit adında bir takım gördünüz mü? Ya da işte Batı Trakya adında bir takım gördünüz mü? Yok. Ama Güney Kıbrıs'ta Famagusta isimli Gazi Mağazı Güney Kıbrıs şehri olmamasına rağmen Güney Kıbrıs takımını görüyoruz. Dolayısıyla bu kışkırtmalar yıllardan beri var. Ve yıllardan beri sessizsiz. Yani bir sev hayali Avrupa takımlarında, Ermenistan takımlarında, Yunanistan takımlarında, Güney Kıbrıs takımlarında var. Bu sev hayalini ortadan kaldırmamız lazım ama önce kendi topraklarımızda kaldırmamız lazım. Önce kendi ligimizde Cumhuriyet'le kavgalı sev hayalini yaşayan Ames Spor diye bir takımı yaşatmamamız lazım. Kendi topraklarımızda Dersim Spor diye bir takımı yaşatmamamız lazım.
Cumhuriyetin şehirleri Cumhuriyetin isimleriyle anılmalı. Biz kendi topraklarımızda sev hayaliyle yaşayanları yaşatırsak Yunanlılara, Ermenilere söyleyecek bir lafımız olmuyor. Marsilya'da zaten bu konulara açık bir şehir Marsilya'da olan olay. Genelde Ermenilerin, Yunanların gittiği yerler. Marsilya'da bu gibi kışkırtmalara şaşırmamak lazım. Ama buna UEFA'da kavga etmemiz lazım. Güya UEFA'da Türk yöneticiler var diyoruz. FIFA'da Türk yöneticiler var diyoruz. Ama Türkiye'nin bundan da oraya giden vatanını bir yerlere atıyor sanki. Çok ağır konuştum, kusura bakmasınlar. Oraya giden önce ülkesini savunacak. Orada yöneticiyseniz Türkiye'ye karşı kararlar alıp bak ne güzel dedirtmeyeceğiz. Yani bir Türk hakimin Türklerin bulunduğu bir takımı yönetirken tarafsız olduğunu göstermek için rakip takım lehine kararlar vermesine benziyor. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi. Biz oradaki kişiler önce Türkiye'yi temsil edecekler. Sonuçta Marinakis'in bu sözü ders olmalı. Daha önce aynı sözü 2012'de Euroleague şampiyonu Olympiakos şampiyon olurken de söylemiş. Soyunma odasında oyuncularına kendi şehrimizde kazanmalıyız demiş. Dolayısıyla bu adamın bundan sonra Türkiye'ye giriş vizesi vermemek lazım. Belli ki İstanbul'u kendi toprağı olarak düşünüyor. Ve şehrimizdeki Yunanlılara arma olsun demiş bu galibiyet. Türkiye sınırları içerisindeki herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Irkına, dinine, dinine bakılmaz. Kendileri Batı Trakya'daki Türkler için Yunanlı Müslümanlar ifadesini kullanıyorlar. Türkler ifadesini Lozan'dan dolayı kullanmayız diyorlar. Peki Yunanlılar demek ne demek? Burada Rumuyla, Ermenisiyle hepimiz kardeşiz. Hepimiz Fenerbahçe'nin tarihinde Türk vatandaşı Yunan sporcular tarihe geçmiştir defterler. Şimdi biz deftere Yunanlı mı diyeceğiz? Ay yıldızlı formayla dünyanın golünü atmış kişiye Yunanlı mı diyeceğiz? Hayır. Bir defa Fenerbahçe'de dünkü maçta en iyi oynayan oyuncu Fenerbahçe'nin Yunanlı oyuncusuydu. Yani böyle düşmanca tavırlara girerseniz farklı şeyler söylenebilir. Türkiye'yi kışkırtmak isteyen bu tavırlar emperyalizmden beklenir. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Önce biz Sevr'in Türkiye'deki takımlarını kapatalım. Sonra Sevr düşkünü söylemlere karşı da gerekli tepkiyi en üst düzeyde verelim. Yani bu adam 2012'de gelmiş Türkiye'ye, bugün de geliyor. Bir daha gelemeyecek. Olympiakos gelecek, o kalacak. Diyorum ve takım isimlerindeki bu emperyalist kavgaya Ermeni Ligi'nde örneğin Arkşah diye bir takım da var. Dağlık Karabağ bölgesinin. Artık Dağlık Karabağ, bakın Dağlık Karabağ işgal anındayken Azerbaycan'da Karabağ isimli bir takım vardı. Ve Karabağ'ın maçlarına Ermeniler drone'la saldırı yapıyorlardı. Ama ne oldu? Karabağ artık Azeri toprağı oldu. O isim yerini buldu. Ama diğer isimler yerini bulmayacak. Olympiakos sahibinin hayali yerini bulmayacak. Artık Panionios İzmir takımı değil. Artık Panionios Atina takımı. Apollon Smyrna. Smyrna'sı bizi hiç ilgilendirmiyor. Apollon'u artık. O çift başlı kartal Yunan medeniyetinde Zeus'un iki tane kartal, biri doğuya biri batıya gidip birleşecekmiş. Orası da merkez olacakmış. O Yunan hayali, o merkez İstanbul değil. İstanbul değil orası. İstanbul Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Türkiye'nin her bir karış toprağı Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Tunceli, Dersim değildir. Diyarbakır, Ahmet değildir. Türkiye Futbol Federasyonu önce Türkiye'de geleni yapsın. Sonra bu kışkırtmalara yanıt mutlaka veririz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Zeren, verdiğiniz mesajlar için, yaptığınız uyarılar için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar Seda Hanım. Aydınlık Gazetesi spor yazarı Sayın Cem Zeren yine her zaman olduğu gibi önemli mesajlar ve önemli vurgular yaptı. Burada Türkiye'nin atması gereken adımlar da oldukça açık. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de UEFA'ya önemli mesajları da ulusal kanal aracılığıyla vermiş olduk. Böylece de günlüğün de sonuna geldik. Hafta başında pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.